Onu da isteriz ki buralara gelsin ve güreşleri canlı canlı izlesin. Buralar artık İzmir'e yakın memleketler. Şu anda ekranın sağında Abdullah Güngör, Serhat Balcı, solunda Serhat Gökmen, Ali Gökçen mücadelesi. İki mücadele kaldı artık, baş pehlivanlık mücadelesi. Geleceğin baş pehlivanlar seçiyor. Türkiye'nin dört bir tarafında gerek değerli başkanım Sayın Ekrem Yavaş'ın, gerek Sındırgımızın ve Balıkesir'in adını bayrak gibi dalgalandırıyor. Güreşlerimizin tertip komite başkanı, aynı zamanda Sındırgımızın yeni mimarı, değerli başkanım Sayın Ekrem Yavaş'ın göz bebeği Ömer Farhan Acar. Tüm Sındırgılar adına güreşiyor. Balıkesir Sındırgı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İlker Yılmaz'ın Arda Gündoğdu, Ersan Yatkın, İstanbul Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Mesut İbedim Pehlivanı, aynı zamanda çok değerli başkan yardımcımız Sayın Lokman Naroğlu Arkadaşlar, İstanbul Çatalca, hayat boyunca yer eden Osman Nuri Çıldan son çağrı. Evet, Ali Gökçen, Serhat Gökmen mücadelesi ekranın solunda. Abdullah Güngör ve Serhat Balcı mücadelesi ekranın sağında ekranlarınızda. Bu arada Lider Haber Televizyonu, Lider Haber Televizyonu aynı zamanda World Türk TV ve Rumeli TV'den canlı yayınımız devam ediyor sevgili izleyenler. Neredesin Mustafa amca? Ne yapıyorsun orada? İsmail Işık. Gelmiyor musun işe? Lider Haber, World Türk ve tabii ana kanalımız Rumeli TV'den bütün güreş severlerinin evlerine konuk oluyoruz sevgili izleyenler. Sadece iki baş pehlivan kaldı. İki çift baş pehlivan kaldı ekranlarınızda. Zaten onlar da görünüyor. Ekranların sonunda Ali Gökçen, Serhat Gökmen, sağında Serhat Balcı, Abdullah Güngör mücadelesi devam ediyor. Orhan Okulu, Recep Kara, Süleyman Başar, Menderes Saltuk, Yalçın Öncür, Fatih Atlı, Ertuğrul Dağdeviren ve Hamza Köseoğlu adını ikinci tura yazdırdı. 8 kişi. Buradan da iki pehlivan adını ikinci tura yazdıracak. Evet değerli güreşseverler, saygıdeğer misafirlerimiz, şu anda misafirlerimiz gelmeye bakalım, devam ediyor. Bu iki güreşten hangi iki pehlivan bir üst tura adını yazmış, yazdıran isim olacaklar. Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcımız Doçent Doktor Sayın Özkan Işık Bey her vedamıza şeref etmiştir. Belediye Başkanımız adına hoş geldin diyoruz. Ve yine beraberlerinde Romanya Galata Üniversitesi Profesör Doktor Gabriel Talayhil her vedamıza şeref vermiştir. Hoş geldin diyoruz. Ve yine beraberlerinde Doktor Leonard Stiko her meydanımıza şeref vermiştir. Hoş geldin diyoruz. Saygıdeğer misafirlerimiz, şu anda
Sındırgı Ar Meydanımızda. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Mahmut Yürol Şahin Ar Meydanımıza şeref veriyor. Kendilerine, belediye başkanımız adına, tertip komitemiz adına hoş geldin diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Değerli gençlerler, bu Er Meydanı'nda baba oğlunla, abi kardeşinle, ikiz kardeşiyle güreşler tuttu. Bu koç yiğitlerimizde enişte, kayınçı şu an Er Meydanı'nda kıran kırana güreş tutuyorlar. Bu anlamda Serhat Gökmen ve Ali Gökçen'i şöyle coşkuyla alkışlıyoruz. Evet, bizim söylediğimizi Cazgı şu anda söyledi. Sevgili izleyenler, dediğim gibi enişte, kayın ve Ali kayın, Serhat enişte. Serhat, alttaki Ali Gökçe. Görüntü mü acaba? Serhat Gökçe, ondan enişte. Diğer tarafta da Abdullah Güngör, Serhat Gökmen, Serhat Balcı mücadelesinde de ikisi aynı kulübün güreşçisi. Aynı yerde antrenman yapıyorlar ve görüyorsunuz kıran kırana bir güreş devam ediyor. Şimdi keçi dikmesi, Abdullah Güngör keçi dikmesi düşünürken yapamadı, geçti arkasına. Evet, durgun bir güreş izliyoruz ama bu anlamaya gidecek gibi geliyor iki güreşte. Tribünler yer yok. Tribünün önünde bile oturan güreşseverler var. Kameraman arkadaşım sizlere bu görüntüyü gösteriyor ve bayan tribünü burası da. Bayanlar da bayağı ilgi gösteriyor. Balıkesir ve çevresindeki güreşlere, Türkiye'nin her yerindeki güreşlere ilgileri var. Bayan güreşçilerin, bayan güreşseverlerin. Tabi bu sene Yasemin Adar gibi bir şampiyon da çıkarttı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi. Balıkesirli, asli nesli, özlü Balıkesirli olan bir kızımız ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Bu da Balıkesir'in güreşte ne kadar güreşe değer verdiğini gösteren bir olay diyebiliriz sevgili izleyenler. İkinci tur son 16 pehlivan. Evet. Ali Gökçen, Serhat Gökmen mücadelesi ayakta devam ediyor. Ekranın solunda Serhat Balcı ve Demir Adam Abdullah Güngör'ün mücadelesi de sağ tarafta, ekranların sağında sizlerle birlikte oluyor. Sizlerin evinize konuk oluyor sevgili izleyenler. Dediğim gibi Balıkesir Sındırgı gerçekten doğal şehir Sındırgı diye geçiyor.
Ekrem Yavaş Başkanım, gerçekten ben bir 5-6 sene olmuştu gelmeyeli Balıkesir Sınırgı'ya. Sınırgı'nın çevresini tamamıyla değiştirmiş. Şehir merkezi, ilçe şehir merkezi değil, sanki bir büyük şehir merkezi görünümünde çağdaş bir çizgiye sahip. Gerçekten dün geldiğimde burası mı acaba diye şaşırdım, çünkü benim en az bir 5 sene olmuştur gelmeyeli Sındırgı'ya. Herhalde puanlamaya çok az bir süre kaldı. Onun için su ve bez molası veriyor şu anda pehlivanlar. Kurallar gereği. Kurallar gereği puanlama. Kumluca Belediye Başkanı Sayın Mustafa Köroğlu abimle güreş yapıyor. Antalya Kumluca. Özgür Kapan. Serhat Gökmen ustası başında Bayram Ertan. O da çok iyi bir pehlivan, teknik bir pehlivan. Şu anda onu suluyor. Ladikli onlar. Ama Antalya Manavgat Belediyesi adına güreşiyor. Manavgat Belediyesi'nde ustası Bayram Ertan. Gerçekten güreşi ilmik ilmik dokuyan bir baş pehlivandı. Hala soyunup çıraklarına muhakkak bir şeyler, o öğretmediği, ustanın kendine sakladığı, öğretmediği şeyleri artık öğretiyordur diye düşünüyorum. Çünkü artık güreş hayatı ve nokta koymak zorunda kalan pehlivanlardan yaş gereği Bayram Ertan. Ama Fatih Atlı olsun, Serhat Gökmen olsun, gerçekten Türk yağlı güreşine teknik ve güreşin hemen hemen her özür diliyorum, her oyununu bilen, her şeyini bilen pehlivanlar yetiştirdi. Bayram Ertan. Evet, puanlama güreşi başladı. Ali Gökçen, Serhat Gökmen mücadelesi. Bugün esanlı canlı yayın konuğumuz, yorumcumuz Mustafa Tepeli olacaktı. Sındırgılı baş pehlivan, eski baş pehlivan. Ama özel bir sebepten dolayı burada olmadığı için şu anda yalnız devam ediyorum programı, ama az sonra tabii konuklarım olacak. İkinci turdan itibaren sizleri konuklarımızla anlatacaklarımız, bir güreş sohbetimiz, sohbet tadında güreş anlatımımız olacak sevgili izleyenler. İki puanlamada şimdi Serhat Gökmen paçayı aldı, bastırabilir. Bastırırsa puan çıkacak ve çıktı puan. Serhat Gökmen de galip geliyor Ali Gökçen karşısında. Aldığı puanla rakibini yeniyor ve adını üst sıraya yazdıran isim oluyor Serhat Gökmen. Ve ekranlarınızdaki güreş baş pehlivanlık birinci tur son güreşi Abdullah Güngör Serhat Balcı mücadelesi. Serhat Balcı, Abdullah Güngör mücadelesini izliyorsunuz sevgili izleyenler. Şu anda paçalardan arıyor Abdullah Güngör. Yine paçalara indi Abdullah Güngör. Dizledi. Serhat Gökmen, Abdullah Güngör karşısında mutlak favori, çünkü puanlama güreşini en iyi yapan baş pehlivanlardan birisi Serhat Gökmen. Şimdi çipledi paçalardan. Abdullah Güngör karşıladı. Tekrar paçalara indi Serhat Gökmen. Tekrar izliyorsunuz sevgili izleyenler.
şimdi boyundurukla karşıladı rakibini Serhat Balcı. Dıştan kasnağı buldu. Budadı ve rakibini bastırdı ve puan aldı ve son baş pehlivan Serhat Balcı oluyor. Puanlama güreşinde Abdullah Güngör'ü güreşin dışına itiyor ve adını bir üstüne yazdırıyor. Tekrar etmek gerekirse Orhan Okulu, Serhat Gökmen, Recep Kara, Süleyman Başar, Menderes Saltuk, Yalçın Üncül, Fatih Atlı, Ertuğrul Dağdeviren, Hamza Köseoğlu ve son olarak da Serhat Balcı baş pehlivanlık güreşlerinde adını ikinci tura yazdıran isimler oldular. İkinci turda 8 kişiye düşmesi için 2 çift güreş yapacak. 6 kişi bir tur atlayacak sevgili izleyenler. Ve 3. tura 8 pehlivan, yani çeyrek finale 8 pehlivan kalacak. Bakalım bu 8 pehlivan kim olacak? Bakıyorum. Eğer ana kumandayla bir görüşeyim, eğer müsaitse hazır baş pehlivanlarımızın ikinci tur mücadeleleri, ikinci tur kuralları çekilmeden önce ufak bir reklam verelim. Ve bu da birinci turun yenişleri sevgili izleyenler. Recep Kara gördüğünüz gibi kepçeledi ve rakibini yendi. İkinci tura adını yazdırdı. Beni anons ettiler sevgili izleyenler. 200 ülkeye sınır yağlı pehlivan güreşlerimizi yayın yapan ve tüm Türkiye'ye yayın yapan Kuzu TV çok değerli spikeri Recep Dostum hocam aramızda, hoş geldin diyoruz. Ekranlarınızda Fatih Atlı'nın Salih Erinç'i yenip ikinci tura yazdırdı. Bu da Orhan Okulu'nun Orhan Okulu kılçıkladı Hasan Cengiz'i. Bu da o. Bu da ilginç. Keçi dikmesi künde karışımı bir olay. Bir oyun yaptı. Evet. Şimdi ufak bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. İlk turunun galibiyetlerini arka arkaya izliyorsunuz ve reklama gidiyoruz. Kısa bir reklam arası, ondan sonra tekrar burada birlikte olacağız. Sevgili izleyenler, sakın televizyonunuzun başından ayrılmayın. Sadece iki çift pehlivan güreş yapacak. Diğerleri tur atlayacak. İki çifti de söyledik. Serhat Gökmen ve Fatih Atlı'ya karşı. Menderes Saltuk da Ünal Karamanak, Hamza Köseoğlu'na karşı güreş yapacak.
diğer pehlivanlarımız direkt çeyrek finale adını yazdırdı sevgili izleyenler. Şimdi söz Cazgır'da.
Sana bana sorarlar. Hadi kıymetli seyircim. Baş bölümlerimize dualarla alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar. Allah derman versin. Evet, Allah derman versin. 4 çift, 2 çift baş pehlivan güreşecek ikinci turda sevgili izleyenler. Diğerleri direkt çeyrek finalist oldular. 6 pehlivan. Saygıdeğer belediye başkanım da önümden geçiyor şu anda. Ekrem Başkanım. Ona da selamlarımızı sunuyoruz. Şimdi İzmir Teker Güreş Kulübü'nde ben güreşe başladım. Babam rahmetli oradaydı ve beni de oraya başlattı. Oranın altyapısına yetiştim. Bizim o zamanlar bir küçük yanımıza ufak bir kardeşimiz geliyordu. Hocamızın yeğeniydi. Hocadan torpilliydi biraz ama biz yine onu çok sevdik. Beraber antrenmanlar yaptık. Sonra tabii biz Türkiye'de derecelerimiz olan Burhan hocamızın yeğeni vardı. Ufacık bir kardeşimizdi. Sonra o arkadaşımız büyüdü. Okulları bitirdi. Üniversiteyi bitirdi. Yüksek lisansı bitirdi. Bir tane daha bitirdi. Bitirdi. Şimdi doçent oldu. Evet, değerli yayın konumundan bahsediyorum. O bizim minik hocamızın yeğeni, Burhan hocamızın yeğeni Özkan Işık doçent oldu. Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin dekan yardımcısı oldu. Bir de şimdi bizim yayın konuğumuz oldu. Lider Haber TV ve World Türk ve aynı zamanda Rumeli TV ortak yayınına hoş geldin sayın hoş hocam. Bulduk. Hocam diyorum artık. Eskiden kardeşim diyordum. Artık diyemiyorum. Elim ayağım titriyor çünkü ben de bir üniversite öğrencisiyim şu anda. Atatürk Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı bölümünü ben de okuyorum. Şimdi böyle doçent olan geldi mi yanımıza, biz elimiz ayağımız titriyor. Estağfurullah. Biz şimdi tabii Volkan abimizin samimiyetine dayanarak abi diyoruz. Kendisini de bu yayıncılığı gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum. Ayrıca da kutluyorum. Tabii bizler onlar yıldızlarda, gençlerde büyürken o spor salonuna işte her Türk'ün kanında var olan böyle işte o boğuşma isteğiyle falan gidiyorduk. Tabii biz de büyüdük. Zamanla Türkiye'de dereceler yaptık. Ulusal uluslararası madalyalar aldık. Sonrasında da tabii aynı işlerimizi akademi boyutuna taşıyıp eğitimimizi tamamladıktan sonra şimdi de Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde antrenörlük eğitimi bölüm başkanı ve dekan yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Balıkesir bizim için çok kıymetli. Özellikle yağlı güreşlere vermiş olduğu katkılardan dolayı hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'ı hem de diğer ilçe belediye başkanlarımızı hasleten kendilerine burada tüm dinleyenler adına teşekkür ediyorum. Ciddi bir emek var, ciddi bir özveri var. Yani gerçekten güzel güreşler oluyor. Balıkesir'in küçük bir ilçesi olan Sındırgı gibi bir yerde bile 22 baş pehlivan var. Öyle bu baş pehlivanları buralara getirebilmek kolay işler değil. Teşekkür ederim. Özkan Işık, yani valla sözü sana verdik, geri alamadık maşallah. Yani sen tabii bilimsel açıdan spor bilimlerini okutan bir kardeşimiz olarak gerçekten başarılısın ama bu işleri de yapabilecek kapasiteyi gördüm sende ya. Estağfurullah. Kısaca fakültemizden de bahsetmek istiyorum. Biz Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi olarak yaklaşık 1200 öğrenciye hizmet etmekteyiz. Fakültemizde 3 farklı lisans bölümü, beden eğitimi ve spor öğretmenliği, antrenörlük eğitimi ve spor yöneticiliği bölümümüz var. Rekreasyon bölümü için de başvurumuzu yaptık. İnşallah yakın gelecekte 4. lisans bölümümüzü açacağız. Yine lisans üstü eğitimimize bakacak olursak antrenörlük ana bilim dalımızda bir yüksek lisans, beden eğitimi ve spor ana bilim dalımızda ise bir yüksek lisans, bir de doktora eğitimi vermekteyiz. Tabii lisans üstü boyut biraz daha işlerin bilimsel boyutlara taşındığı, bilimsel bilginin elde edildiği boyutlar olarak karşımıza çıkıyor. Ama ülkemizin özellikle memleketimizin çocuklarına hizmet etmek için canla başla görev almaktayız. Ya şimdi ben böyle doçent, işte profesör, işte doktora ünvanı almış hocalarımızı Ramazan hocamızın da kulaklarını çınlatalım. Bu işte herhalde evet, ilklerden birisi evet, değil mi? Emektar, güreşçi olarak. Emektar, emekli oldu tabii. Ama şu anda hala da Savranbaşı hocamız aynı zamanda İstanbul'da özel bir üniversitede yine dersler vermeye devam ediyor kendisi. Onun da kulaklarını çınlatalım. Muhakkak bizi izliyordur. Şimdi zaten bize mesaj atar. Hocam benim daimi izleyicim.
Onunla da fikir alışverişi, istişarelerle de bulunuyoruz. Yapabildiklerimizi evet, aynı zamanda lazım. Dünya Güreş Birliği'nde bilim kurulu üyelerinden evet. birisi. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti'ni gençler, temsil eden bir abimiz. Evet, gençlere de artık bir el versin. Bundan sonra Özkan Işık'ı da oralarda UVV'de görelim biz ister inşallah. Bu iş bayrak yarışı Volkan Hocam. Yani yorulan bayrağı layıkıyla devralabilecek arkadaşlarımıza, abilerimize, kardeşlerimize teslim edecektir muhakkak. Şu anda ikinci tur mücadeleleri iki güreş ekranlarda. Zaten iki güreş var söylediğim gibi. İki çift güreşiyor. Sağ tarafta ekranın sağ tarafında Hamza Köseoğlu rakibi... Hamza Köseoğlu, Serhat Gökmen mücadelesini izliyorsunuz. Sol tarafta da Menderes Saltuk ile Fatih Atlı. Menderes Saltuk ile Hamza Köseoğlu, Serhat Gökmen ile Fatih Atlı mücadeleleri ekranlarda sevgili izleyenler. Bu iki evet, sıkı bir eşleşme olmuş. Evet. Hamza benim yıldızlardan İstanbul Güreş İhtisas Kulübü'nden de aynı zamanda o da arkadaşım. Sonra Hamza İzmir'e de transfer oldu. Evet, şu anda bastırdı Menderes onu. Ve geniş oldu orada ama evet yeniş gerçekleşti. Yeniş gerçekleşti. Menderes Saltuk adını çeyrek finale yazdıran İlk isim oluyor. Sevgili izleyenler. Bizim de televizyonumuz kapanacak. Ekranı kapatmamak için uğraştık ama kapandı. Evet, her meydanının ortasında da Türkiye Cumhuriyeti'nin en teknik pehlivanı Fatih Atlı ve karşısında yine bir o kadar teknik olan Serhat Gökmen mücadele ediyorlar. Gerçekten ilgi çeken bir eşleşme. Bakalım çeyrek finale kalan son ismi bu ekranlarda gözüken güreşten sonra 6-7 ismi size söyleyeyim. Orhan Okulu çeyrek finale kalan isimlerden Recep Kara, Süleyman Başar, Menderes Saltuk az önce rakibini yendi. Çeyrek finale yükseldi. Yalçın Öncül, Ertuğrul Dağdeviren ve Serhat Balcı. 7 isim belli. 8. isim ekranlarınızda gördüğünüz Fatih Atlı, Serhat Gökmen mücadelesinden sonra belli olacak. Şu anda paçalara inmek istedi Serhat Gökmen. Gerçekten iki teknik baş pehlivanın, iki ladiklinin kapışması çeyrek final için. Neler, nasıl bir güreş bekliyor bizi sence? Yani şimdi Serhat da formda. Son zamanlarda gittiği güreşlerde yine baş pehlivanlar kadar kürsü yapmış biri. Yani ama Fatih abinin kontralarının da iyi olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle Fatih Atlı'nın galip gelebileceği yönünde düşüncelerim var ama tabii Serhat da paçaları bırakmıyor. İzleyip göreceğiz. Değerli seyircilerimiz de yine bizler gibi izliyordurlar. Gerçekten kameraman kardeşlerimiz artık güreşi iyice ezberledi bu sene. Bayağı bir yayın yaptılar. Yönetmenimiz ona keza en güzel açıdan 5 kamerayla 6 kamerayla şu anda çekimler yapıyoruz. Paçadan kaslaktan bastırdı. Evet. Serhat Gökmen, Fatih Atlı'yı dış kazıkla. Bu da Menderes Saltuk'un yeniş anı. Paçadan kaslaktan sürerken rakibini çeviriyor ve adını çeyrek finale yazdırıyor. Bakalım son isim hangisi olacak? Güreş hareketli değil. Bu arada biz de sohbetimize devam edelim. Biliyorsunuz sevgili izleyenler bizim program formatımız sohbet.
Özkan kardeşimi de bulmuşken biraz böyle bilimsel açıdan yağlı güreşin zorluklarını konuşalım istiyorum. Şimdi tabii yağlı güreş özellikle olimpik bir spor branşı olan minder güreşine nazaran daha zor. Çünkü sporcularımız yağlı, yağlanıyorlar güreşebilmek için ve tutuş veya yeniş durumları biraz zor oluyor. Fatih Atlı'nın bir itirazı geldi ama Fatih Atlı itirazda haksız, hakem devam edin diyor. Herhangi bir sıkıntı Serhat Gökmen de olaya vakıf. Şimdi ya şöyle diyorum, geçen elmalı güreşlerini izledim mi bilmiyorum ama elmalı güreşlerinde bugün burada olmayan baş pehlivanlardan İsmail Koç 140 kilo 1.98 boyunda, rakibi 75 kilo ve 1.68 boyunda Mustafa Doğan Özkaya bir güreş yaptılar. Evet. O yağ olmasaydı o Fuat İsmail Koç o Mustafa Doğan Özkaya'yı yaklaşık bir dakika veya 5 dakika içerisinde pırpıdından, kısmetinden yağlı olmayan kısmetinden tutar, havalara kaldırır, yere çarpardı ve güreş 5 dakika falan sürmezdi. Ya da sakatlardı. Veya sakatlardı. Ama o yağ bu güreşi o kadar yumuşatıyor ve o aradaki kilo ve boy farkını o kadar eşitliyor ki Mustafa Doğan Özkaya İsmail Koç'u devi orada yenerek bir üst tura ismini yazdırdı. Bu arada Fatih Atlı'nın bir itirazı var güreşte. Özür diliyorum ama evet tekten boğuyor şu anda ama el paçada olduğu zaman şu anda yasak değil. Şu an bir problem görünmüyor. Evet. Yani şu an bir problem görünmüyor. Fatih Atlı da Serhat Gökmen'e üstünlük kurmaya çalışıyor burada tabii yorarak onun şimdi paçadan kasak da indirdi. Evet indirdi. Evet. Serhat Gökmen galip geliyor. Çeyrek finale ismini yazılan son isim oldu. Sevgili izleyenler, ben tekrarlamak istiyorum. Çeyrek finalistleri Orhan Okulu, Serhat Gökmen, Recep Kara, Süleyman Başar, Menderes Saltuk, Yalçın Öncül, Ertuğrul Dağdeviren, Hamza Köseoğlu da elendi ve Serhat Balcı. Çeyrek finalistler, herhalde bir sakatlık var orada. Fatih Atlı'nın canı yanmış gibi tabii geldi Fatih bana. Tabii Fatih Atlı almış olduğu uyarılarla güreşten... Şu anda görüyorsunuz, tekrarını izliyorsunuz. Havadan güreşten koptu. Fatih Atlı aldığı uyarılarla güreşten koptu. Bunu fırsat bilen Serhat Gökmen de hemen hamlesini yaptı ve sırt aşağı çevirdi. Evet. Çünkü Fatih Atlı güreşi bırakıp hakemle konuşmaya başladı. Hakem Fikri Keskin bu arada İzmir bölgesi hakemlerinden. Evet, o da bizim ustalarımızdan. Evet. Yani alanda çok fazla ustamı görüyorum. Sezen Tepeli var, özellikle Sındırgın'ın çocuğu. Evet. Yine Kahraman Şişman var. Evet, evet. Yani meydan baş hakemlerimizden. Meydan baş hakemi mi? Kahraman Şişman. Hasan Bıkmaz var Balıkesir bölgesi hakemlerinden. Kahraman abi de bir dönem antrenörlüğümüzü yaptı miniklerde evet, güreşirken. Evet, evet. Kahraman hocamız bayağı bu işleri artık yağlı güreşin meydan hakemi olarak bayağı bir profesyonelleşti. Ya tabii şimdi biz aile olarak, güreş ailesi olarak özellikle minderdeki ya da çayırdaki işimiz bittikten sonra bu güreşin diğer taraflarından tutmalıyız. Yani güreşim bitti. Ben artık güreşle bağım yok. Ben artık bu güreşe gelip gitmem. Ne yapacağım? Ben zaten geçmişte yaptım dememek lazım. Şimdi Kahraman Şişman benim hatırladığım nereden baksanız bir 20 yıl önce minderdeydi. Ama bugün hala Er Meydanı'nda bu işe gönül vermiş, bu işi aidiyet duygusuyla gerçekleştiren, bu ailenin bir parçası olduğuna inanan bir inançla hizmet etmeye devam ediyor. Hepimiz böyle olmalıyız. Yani bu güreşi bıraktıktan sonra bulunduğumuz konum her ne olursa olsun şunu unutmamalıyız ya. Ya biz bulunduğumuz konuma geçmişte yapmış olduğumuz güreş aracılığıyla geldik arkadaş. Evet. Biz bu güreşi yaptığımız için insanlar bize sahip çıktı. Güreşçi olduğumuz için güreşçiler işte doğru insanlardır, yiğit insanlardır. Güreşçilerden yamuk olmaz. Bu artık pelesenk olmuş halk dilinde. Ve dolayısıyla bizlerin bu güreş camiasına hizmet etmeye devam etmemiz lazım. Son nefesimize kadar diye düşünüyorum. Ben kendim açımdan öyle düşünüyorum en azından. Benim hala çoluğumun çocuğumun boğazından bu güreşin ekmeği geçiyor. Allah bana fırsat verirse son nefesimi alana kadar da hizmetkarı olmaya amadeyim. Ben şöyle söylüyorum. Vatanım güreş.
Benim vatanım güreş. Benim tırnağımdan saçımın teline kadar babamın da bu işleri yapma sebebinden dolayı borcum var. Her şeyimi yağlı güreşe borçluyum ben. Yani güreşe borçluyum. Yağlı güreş de bunun bir parçası. Şu anda diğer yayınla ilgili Ekrem Yavaş başkanımız diğer kanalda şu anda ortak yayın yaptığımız diğer kanalda konuk, onu görüyorsunuz şu anda Sındırgın'ın atlı cirit oyunlarını görüyorsunuz. Burada bununla ilgili de çok güzel bir saha var. Bununla ilgili çok işler yapıyorlar. Tabii halısı, kilimi, her şeyi çok ünlü. Pehlivanları da ünlü. Şerif Pehlivan var. Mustafa Tepeli var. Mehmet Ali Yağcı var. Tabii Mehmet Gacaroğlu var. Burada Pehlivanlar şehri Balıkesir ve Pehlivanlar kenti ilçesi Sındırgı. Tabii Balıkesir'in İbrahim Magrus var mesela baş pehlivanlardan ama biz Sındırgı'ya özel, ilçeye özel baş pehlivanları, tabii bu Sındırgı güreşi olduğu için öncelikle onu, evet, çeyrek final bu arada kurallar çekiliyor. Ertuğrul Dağdeviren 6 numara. Serhat 5. Evet, bu arada kurallar devam ediyor. Kurallar çekiliyor. Evet, Volkan abicim, Er Meydanı'nda tabii bizim okulumuzun öğrencileri de var. Baş altı pehlivanları çeyrek final müsabakaları yapmak üzere Er Meydanı'nda. Evet değerli güreşseverler, saygıdeğer misafirlerimiz. Recep Kara, Serhat Balcı mücadelesi izleyeceğiz. Menderes Saltık'ta Süleyman Başar'la mücadele edecek. Diğer kuralları duyamadık. Şimdi zaten sıralanacaklar. Hem ekran başındaki izleyicilerimiz hem de biz de göreceğiz. Bununla ilgili tabii diyor. Serhat Gökmen güreşten henüz çıktı, biliyorsun daha 5 dakika olmadı. Onun bir dinlenme süresi olacak muhakkak. Maç altı pehlivanlarından sonra herhalde biraz beklerler gibi geliyor. Evet, Paşaltı Belivanları salınmak için her gidiyorlar. Bu arada bugün biz buraya iki yurt dışı misafirimizle, evet, geldik. Evet, yabancı konukları Volkan gördüm abi, evet, yanımda. Yabancı konuklarımız var. Romanya'dan iki profesör arkadaşımız geldi buraya. İşte böyle bir geleneksel güreş olduğunu, izlemek isteyip istemediklerini sorduğumda da memnuniyet duyacaklarını söyledi. Onların görevleri ne oralarda? Kendisi... Laurent Gabriel Talagir profesör doktor olarak çalışıyor. Aynı zamanda Romanya özür diliyorum. Romanya Galata Üniversitesi'nde spor bilimleri fakültesi dekanı. Bir diğer arkadaşımız da Leonard Stoika, yine orada öğretim üyesi olarak çalışıyorlar. Buraya Erasmus programı kapsamında geldiler. İşte dün ve bugün birlikteydik kendileriyle. Bugün, siz de oraya gideceksiniz. Bu, tabii biz de gidiyoruz. Yurt dışında, evet. Avrupa Birliği ülkeleriyle hem onlar bize hem biz onlara git geller. Avrupa Birliği'nin destek programlarıyla, üniversitelerimiz aracılığıyla yine destekleniyor ve öğretim üyeleri değişim programları kullanabiliyorlar. Özellikle Gabriel'in, Sayın Dekan'ın Türkiye'deki birçok fakültede tanıdıklarının olduğunu, Türkiye'yi çok sevdiğini, hatta dün geldiklerinde karnının aç olup olmadığını sordum. Ben pide yemek ve çiğ köfte yemek istiyorum dediğini hani dinleyicilerimize de aktarmak istiyorum. Gerçekten hani
bizim yemek kültürümüz dünyanın hiçbir yerinde yok. Yok gerçekten. Memleketimizin çok kıymetini çeşitli, bilmeliyiz. Çok çeşitli. Gerçekten. Her şeyin yetiştiği bir ülkede muhakkak gastronomi de muhakkak gelişmiş oluyor. Kesinlikle. Bir de bunun tam göbeğindesiniz siz. Yani Balıkesir gastronominin belki Türkiye'de ve dünyada tabii. Başkenti. Kesinlikle. İşte 30-35 çeşit kendine has peyniri olan en azından. En az 3-5 çeşit yoğurdu olan. Türkiye'nin her yerine kuzu eti gönderen. Aynen yani tabii Balıkesir koyunu. Kıvırcık kuzularımız kıvırcık var bizim burada. Ünlüdür. Geçen gün zaten Yücel Yılmaz Başkanım da bir televizyon programındaki MasterChef programına da konuk oldu. Evet. Orada da izledik onu. Yücel Yılmaz çok renkli, gerçekten çalışkan, güreşi çok seven, çok benimseyen bir belediye başkanı. Başkanım dedim seçim işi bu işler. Allah göstermesin. Seçimi kaybederseniz ne yapacaksınız? Ağa olarak gelirim Volkancığım dedi. Yani ben bu işi bırakmam dedi yani. İşte bu aidiyet hissetmeyle alakalı, yani. Aidiyet duygusuyla alakalı. Buraya bir gönül bağı var. Yani bugün buradayım ama yarın olmasam da ben yine buradayım mantığı. Hiç sıkıntı yok diyor. Ben diyor ağa olurum. Yine gelirim bu sahalardan. Hayatta kimse beni koparamaz dedi. Çok da güzel bir düşünce. Kendisine de yine seyircilerimiz aracılığıyla teşekkür ediyorum. Şu anda Amerika'da Birleşmiş Milletler toplantısında katılıyor da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la beraber aynı ekipte oraya gitti. Zaten yabancı dil biliyorsun Almanca, İngilizce ana dili gibi konuşuyor. Evet. Hem kaliteli bir başkan hem de bizi güreşi çok çok seviyor, çok sahipleniyor. Gerçekten çok şey borçluyuz Yücel Başkan'a. Kesinlikle. Yani burada Balıkesir'de bir sezonda hiç olmazsa 27-28 tane ilçe ilçe, köy köy güreş yapılıyor. Dolayısıyla kendisine herkesin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum. Balıkesir'i sen mi seçtin yoksa Balıkesir Üniversitesi'ni seçme sebebin bu yoksa güreşlere? Sakarya'daydık zaten bundan önce biliyorsun hocam. Tabii bizim anne baba da İzmir'de malum. Evet. Biraz daha böyle sıla-i rahime yaklaşmak, anneye babaya daha yakın olmak. Çünkü artık onların da yaşları ilerliyor. Onlar da artık böyle yaşları kemale erdi. Hani bir alo dediklerinde onların yanlarına gidebilmek amacıyla Balıkesir Üniversitesi'nde çalışmaya başladık. Memnunuz, yerimiz güzel, arkadaşça, dostane bir ortamımız var. Öğrenci temelli bir fakültemiz var. Öğrencilerimizin her türlü mağduriyetlerini ya da istek ve taleplerini dinliyoruz ve onlara yanıt veriyoruz. Güzel bir ekibimiz de var. Gerek uygulamalı, gerekse teorik derslerde onları destekleyecek, onlara bilimsel nitelikte bilgileri aktarabilecek. Dolayısıyla güzel bir yer bence Balıkesir. Balıkesir'in Spor Bilimleri Fakültesi okumak isteyen tüm öğrencilerimiz de bu arada sizin aracılığınıza davet edelim. Bekliyoruz. Bizler yetenek sınavıyla alıyoruz öğrencilerimizi. Herkesi bir sonraki sene yapılacak olan yetenek sınavımıza da bekliyoruz. İkinci kademe antrenörlüğümü Balıkesir'den aldım. O zaman sen daha burada görevli değildin. Bizim Beşiktaş'ta bir tane hocamız vardı. Beşiktaş seven neydi hocanın adı şimdi aklıma gelmedi. O Hüseyin Hoca mı? Herhalde Hüseyin Hoca. Genç Çolakoğlu. Yani. Yok. Neydi abi ya? Şimdi Ali'ydi galiba ismi ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Orada hocalarımız vardı. Bir de ünlü öğrencilerimiz var. Mesela Ali Eren Demirezen. Evet, Ali Eren bizim meslektaşımız. Birlikte çalışıyoruz Spor Bilimleri Fakültesi'nde. Eyvallah, eyvallah. Güreş severlerimiz geliyor bizi böyle. Evet, güreş severlerimiz geliyor sizler aracılığıyla tüm güreşlere vakıf oluyoruz diyorlar. Evet. Sağ olsunlar bize teşekkürlerini bildiriyorlar. Eşli amcalarımız da geliyor, teşekkür ediyor bize. Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Kendilerine. Mesela Yunus Emre de sizin okuldan mezun oldu. Yunus Emre Karabacak. Survivor'da izledik evet. Kendini. Reşit Karabacak'ın öğrencisi. Bu arada iki Yalçın numara Öncül. Orhan Okulu. Evet, Yalçın Öncül, Orhan Okulu. Sonraki eşleşmeleri de söyleyeyim ben sana. Evet. Menderes ve Süleyman var. Ondan sonra arkasından 5 numara Serhat Gökmen. 6 numara Balıkesir. Ertuğrul Dağdeviren. Ertuğrul Dağdeviren Balıkesir'den. Ve Recep Kara'da Serhat Balcı mücadelesi izleyeceğiz sevgili izler. Oo, güzel maçlar var. Yani Yalçın Orhan maçı. Eşleşmeler aslında denk. Evet. Yani biraz burada Serhat sanki yorgun. Özellikle Ertuğrul da bir önceki turda bayatlamadığını göz önünde bulundurursak yeteri kadar dinlendi gibi geliyor sanki. Ama tabii gözler
Recep Kara ve Serhat Balcı maçında olacaktır. Ona inanıyorum. Süleyman Başar, Serhat Gökmen değil. Pardon, Menderes Saltuk, Süleyman Başar mücadelesi. O da zor bir müsabaka olacak çünkü ikisi de birbirine denk iki pehlivan. İki genç pehlivan. Bence eşleşmeler adil olmuş bu tur. Güzel bir eşleşme olmuş ve gerçekten sıkı maçlar bizi bekliyor bence. Yine bugün burada bir kardeşle faaliyet gösteren Bozdemir Et Şirketler Grubu. Volkan hocam, malum biliyorsun benim misafirlerim var, yurt dışından geldiler. Ben onlarla uygun görürsen ilgilensem. Valla öyle yani, yurt dışından geldiği için misafirlerine evet, yerli olsaydı göndermezdim. Teşekkür ediyorum gerçekten. Sayın izleyicilerimize de hepsinin evet. Adına sizlere teşekkür ediyorum. Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Özkan Işık da yayın konuğum. Burhan hocamla da yayından önce konuştuk. Evet, Burhan amcama da buradan herkesin huzurunda selamlarımı iletiyorum. Burhan amcam şimdi İzmir'de. Belki de bu müsabakaları Rumeli'de. Muhakkak izliyor. Konuştuk telefonla. Evet, tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum sizler aracılığıyla. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın, teşekkür ederim. Çok mersi. Evet, dediğim gibi Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Özkan Yılmaz Işık'tı yayın konuğumuz. Onu da uğurladık, teşekkür ettik. O güzel bir yayın oldu bilimsel olarak. Şimdi az sonra Sınırgı Belediye Başkanı Sayın Ekrem Yavaş yayınımızda olacak, yayın konuğumuz olacak. Diğer televizyonda şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Diğer televizyonda şu anda yayında. Şimdi biraz cazgırlara sözü bırakıyorum. Söz cazgırlarda. Şöyle biraz hareketleniriz mi? Ne diyorum? Arkamızda kalıyoruz, sizi görmüyoruz. Şöyle bir hareketlenelim, hemen başlayalım. Karşı taraf hazır mıyız? Özür, sözü bir milletiz biz. Tan Yesen'den hün bir milletiz biz. Darbecilere darbe yapmış bir milletiz biz. Adımız belli, kitabımız belli. Türk oğlu, Türk'üz biz. Bizler Koca Yusufların, Kurt Derenlerin, Adalalilerin torunlarıyız. Bizler bu sahalarda sabaha dek güreş tutup şehit düşen Akıncıların torunlarıyız. Ne mutlu bu sahalarda güreş tutan Atatürk gençliğine, ne mutlu Türk'ün diyene. 1071'de bir gedik, açıp içeri girdik. Buraları yurt bildik. Bedel ise bedeli Çanakkale'de, Tumlupınar'da, İnönü'de 15 Temmuz'da ödedik. Vatanım, toprağım, Türkiye'm benim. Yakarım, yakarım kem gözle bakanı sana. Namusum, kutsalım bu vatan bana. Edirne'den bana, İzmir'den Kars'a. Pehlivanlar dizilir er meydanına. Bu bayrak, bu vatan, şanımız bizim, tarihe kazılı Türk adımız bizim, sana veda olsun, kıtlımız, canımız bizim, vatanım, toprağım, Türkiye benim. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulallah, hadi aziz seyircim, o elleri öper alnımıza koyarız, en büyük jüri sizseniz, hep birlikte alkışlarla diyelim maşallah, Allah'a emanet olun.
Gerçekten sevgili izleyenler, Pele Mehmet ustamızın rahmeti, Pele Mehmet ustamızın mahtumu Pele Bülent gerçekten çok güzel, daha gün yüzü görmemiş bir maniyle baş pehlivanları çeyrek finalini saldı. Şu anda baş pehlivanlar çeyrek final mücadelesinde. Ekranlarınızın başında sizde World Türk Lider Haber ve Rumeli TV ortak yayınında. Gerçekten güzel mücadeleler bizleri bekliyor. Orhan Okulu izliyorsunuz ekranlarda. Menderes Saltuk'la, Yalçın Öncül'le mücadele edecek. Özür dileyerek düzeltiyorum. Diğer tarafta da Serhat Gökmen, Ertuğrul Dağdeviren'le mücadele edecek. Doğalşehir Sındırgı'da 22. Yağcı Bedir Yağlı Pehlivan güreşlerinde çeyrek finalde ekranlarınızdaki Ertuğrul Dağdeviren'in de rakibi Serhat Gökmen sevgili izleyenler. O da Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yücel Yılmaz adına güreşiyor burada. Başkanım. Evet, çeyrek final mücadelesi başladı. Biz de yayınımıza Sındırgı Belediye Başkanı Sayın Ekrem Yavaş'ı alacağız yayın konuğu olarak. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Tabii çeyrek final mücadeleleri de devam ediyor bu arada. Evet, Menderes Saltuk rakibini bastırmış durumda şu anda. Ekranlarınızda izliyorsunuz. Burada boğuyor tekten. Menderes Saltuk Süleyman Başarı bastırmış durumda. Sol alt köşede Ertuğrul Dağdeviren Serhat Gökmen mücadelesini izliyorsunuz. Ama şimdi kelebek ekrana tekrar geri döneceğiz. Sevgili izleyenler, evet, dörde böldü ekranı. Düdük çaldı. Yenisi sayılmıyor. Ayakta devam edecek mücadele. Başkanım da geldi. Başkanım hoş geldin. Şöyle takayım. Biraz öne alalım başkanım sizi. Evet. Canlı yayında konuğum. Bugün burada ev sahibi. Bizi burada çok güzel şekilde dün akşamdan beri ağırladı. Sındırgı Belediye Başkanı Sayın Ekrem Yavaş. Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk Volkan Bey. Nasılsınız? Size hoş geldiniz aslında. Yani, yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Eyvallah. Başkanım, çeyrek final mücadeleleri başladı bu arada. Biz de sizi yayınımıza aldık. Başkanım, gerçekten ben 5 sene falan oldu gelmeyeli. İşin doğrusunu söylüyorum size. Gelip geçiyorduk ama artık çevre yol olduğu için uğramadan gidiyorduk. Ben şehrin içine girmiyordum.
Ben bir 5 sene oldu gelmedi, bambaşka bir şehre gelmiş gibi oldum. Yani buraya bir elinizde böyle sihirli değnek mi var başkanım? Dokununuz, bu kadar çok değişemez yani bir şey. İnanç ve gayret. Ve inanç ve gayret çok güzel açıkladınız. Çok kısa açıkladınız ama biz biraz açmanızı istiyoruz evet. Bunu başkanım. Efendim, Doğal Şehir Sındırgı'ya hoş geldiniz. Tabii burası sizin gelme sebebiniz Er Meydanı. Güreşlerimiz, pehlivanlarımız. Tabii bizler 2004 yılında ilk belediye başkanı olduğumuz günden bugüne... Bu arada Süleyman Başar adını yarı finale yazdırdı. Vay. Menderes Saltuk'u evet. Yenerek ilk yarı finalist Süleyman Başar oldu. Devam edelim başkanım. Evet, eski İzmir-İstanbul yolu üstünde olan bir şehir burası. 84 yılına kadar çok canlı, 62 bin nüfusu var. Hareketli, tütünün çokça olduğu bir yer. Yağcı bir hızı dokuyorlar kadınlar. Bunun da geçimini sağlayan bir yerdi. Tabii yol 2084 yılında gittikten sonra ekonomik olarak ve nüfus olarak gerilemeye başladı. Bizler 2004 yılında bu şehre belediye başkanı olunca nasıl kurtulur bu şehir diye düşündük, taşındık, stratejik planlarımızı yaptık ve şehrimizi termalle, turizmle ve tarımla kalkınması için ne gerekiyorsa onları yapmaya başladık. Akıl koyduk yani ve şehrimiz elhamdülillah son yıllarda bir turizm bölgesine dönüşmeye başladı. 1200 yatak kapasitemiz var şu anda ilçede. 1200 yatak kapasitesi olduğu gibi 5 tane otel var nitelikli. Daha yenileri de yapılıyor. Aynı zamanda tabii turizm aslında Volkan Bey, olay sadece tek bir yön değil. Turizm sanayi şehri olabilirsiniz veya başka bir tarım şehri olabilirsiniz ama turizm şehri mutlaka olmanız gerekir. Bugün illahi turizm şehri olmak için deniz, kum, güneş değil. Bunun yanında yani tarih, doğa, buradaki yapılacak sporlar, geleneksel işler çok 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 önemli bir durumda arz ediyor. Çünkü şu var, gelenekleri yaşatarak da büyümek mümkün olduğunu biz öğretmeye çalıştık burada. Ve güreş olsun, atlı okçuluk olsun, bu bölgede yapılan diğer organizeler ve doğayı içine alan gökyüzü gözlem şenliği gibi, off-road gibi, kamp karavan gibi işler ve Yağcı Bedir uçan alı şenliği gibi ilginç organizasyonlar dışarıdan insan getirmek için çok önemli işler. İşte yağlı güreşler bile şu anda bakın burası bir geleneksel Türk sporları merkezi burası. Spor Toto imkanlarıyla Mehmet Kasaboğlu bakanımızın verdiği destekle burada 40 tane atımız var. Atlı cirit yapılabilecek veya atlı okçuluk yapılabilecek, atlı sporları yapılabilecek bir alana sahibiz. Aynı zamanda 86 tane bugün güreşçi bakıyoruz. 86 tane güreş, 2004'te biz ilk güreşleri yaptık ama 2014'ten beri de okul kurduk. Burada bir okulumuz var. Yani yeni Mehmet Ali Yağcılar yetiştiriyoruz. Yeni Şerif Pehlivanlar yetiştiriyoruz. Mehmet Ali Yağcı dedik, hemen burada araya girmek istiyorum. Mesajla beni boğdu. Bülent şimdi. Yağcı var ya. Bülent abim benim. Onun da katkılarıyla şu anda 3 kanaldan yayın yapıyoruz. World Türk ve Lider Haber TV de bize ortak yayında Rumeli TV ile beraber çok güzel bir yayın yapıyoruz. Bunu da söylememi çok istedi. Güzel. Eyvallah. Şimdi başkanım şöyle bir şey var. Ben benim biraz stilim biraz değişik. Bu arada Orhan Okulu rakibini kol sarmasıyla çeviremedi. Şimdi şöyle bir şey var, sohbet adında devam ediyoruz. Bir gün zamanında, işte Nasrettin Hoca'nın zamanında Timur varmış, ünlü hükümdar. Timur her ile ilçeye birer tane fil vermiş. Fil tabii köyün her şeyini yiyor. Hoca'ya gitmişler, hocam bak Timur seni dinler. Korkuyorlar tabii Timur'dan da. Timur seni dinler. Gel şu söyle, şu fili alsın şuradan. Biz de seninle beraber gidelim, sen konuş, konuşmacı ol demişler. İkna etmişler hocayı, yola çıkmışlar. Tabii Timur'dan korkuyor herkes. Yaklaştıkça kimse kalmamış. Tam da bu gelmiş, bir bakmış arkasında kimse yok. Tam da Timur'un huzuruna çıkmış. Ne diyecek? O da korkuyor. Hayırdır demiş, hoca ne iş var, hayırdır nedir? Ya demiş, bizim orada demiş, bize fil verdin ya. Evet, o yalnız kaldı demiş ya, onun yanında bir tane de eş ver. Orada çoğalsınlar. Üresinler demiş. Siz benim arkamda durmazsanız ben de bunu gereğini böyle yaparım. Böyle yaparım ama sizin buraya şimdi Mehmet Muharrem Kasaboğlu bakanımız 40 evet. tane at göndermiş. Sizin ama gücünüz var başkanım, bakarsınız. 120 tane de pehlivana bakarsınız. Bu arada paçakazıkla kaldırdı Yalçın ama sonuç gelmedi. Şimdi Orhan
rakibini sürüyor dışarı doğru. Ondan da bir sonuç çıkmadı. Maşallah. İşte istediğimiz bu. Evet. Yani evet. Sındırgıda da böyle güreşler olsun istiyoruz. Halkımız çünkü güreşi seviyor. Ve biliyor. Biliyor. Yani kadınlar bile biliyor. Aynen başkanım, bu çok ilginç. Yani burada şimdi Trabzon'da futbol derler ya, Trabzonspor çok zor bir kulüptür. Neden? Evet. Bütün herkes halk, güreşe hakim yani. Hakimdir yani Trabzon'da. Burada da herkes güreşe hakim. Ya buradaki işin hakikaten özü o. Sındırgı'da Şerif Pehlivan'dan, Mehmet Ali Ağacı'dan 40'lı 45'li yıllardan başlayan o çocuğunu, evladını geleceğe taşıyabilmek için her düğünde, her bayramda, her ortamda bir güreş yapayım da ne olur diye düşünen insanların olduğu bir memleket burası. Biraz önce yanımızda Mehmet Gaceroğlu vardı. Gaceroğlu, evet. Bu sahanın 2004 yılında ben başkan olduğumda bana çok güzel fikirler vermişti. Abi dedim, biz güreş yapacağız. O zaman sağlığı daha da iyiydi. Allah ömürler versin. Şimdi burada inanın, dedi ki saha 40'a 40 olacak. Dört tarafı böyle yakın olacak. İnsanlar görecek bunu. Dedi, sağ olsun bir müze yaptık. Türkiye'nin tek güreş müzesini yaptık. Güreş müzesi yaparken de elinde avucunda ne varsa bize onları verdi. Şimdi buradaki şey şu, taş yerinde ağırdır derler Volkan kardeşim. Yani bu taş yerinde ağırdır ne anlama geliyor? Deve güreşi yapılacak bir yerde varsa gitsin gidin deve güreşi yapın. Evet. Ama belediye başkanları burada tavsiyemdir. Geleneğinizde olmayan herhangi bir aktiviteyi orada yapmayın. Aynen öyle. Çünkü seyirci bulamazsınız. Yani biraz önce işte bazı yerlerde güreş yapılıyor. Geleneğinde yok. Ama bir bakıyorsunuz 30 kişiye, 40 kişiye, 50 kişiye güreş yapılıyor. Evet. Sındırgı'da bizde bakan yok bugün gelen buraya. Herhangi bir üst düzey bilmem ne insan yok. Gerek de yok. Ve pazartesi hafta içinde. Ve hafta içinde. Ve insanlar sabahtan bir geldiler şu saate kadar burada. İnsanlar doldu taştı, hala da burada duruyor. Şu anda paça kazığa kaldırdı Recep Kara. Bakalım oradan bir yeniş çıkabilecek mi? Ekranda değil ama. Açık gözle izliyoruz sevgili izleyenler biz de onu. Oradan içe alırsa gazı ama kurtardı Serhat Balcı. Yani vatandaşın sevmesi önemli. Kadınlar, eski fotoğraflarımız falan var. Burada da aynı. Kadın gelmiş saatlerce izliyor. İzlerken de hatta böyle diyor ki oğlum yapma etme gibi. Çünkü ona sürekli olarak bu işleri anlatıyor. Sebep biliyor güreşi. Evet. Onun için bizler sizin aracınızla bütün güreşçi arkadaşlara şunu söylüyorum. Biz geleneği geleceğe taşımak istiyorsak, bu tür güzel şeyler, organizasyonları hep yapılsın ve bizden sonra da yeni güreşler yetişsin istiyorsak, bir, bunun okulunu yapmak gerekiyor. İki, sahada ya o güreşe gitmeyin yorgunsanız, ya gittiğiniz güreşte adam akıllı güreşin. Çok güreş yapılıyor yani, başkanım. Çok güreş yani zanlı, bunlar da bir disipline yani. Edilmesi gerekiyor. Evet. Yani bir adam üst üste 3 defa güreş, 5 defa güreş yapamaz. Her gün güreş olmaz. Ondan sonra en kocaman, en sükseli pehlivan Sındırgı'ya geliyor, hiç güreşmeden çekip gidiyor. Fotoğraf çektirmek için sizi çağırmadık buraya. Evet. Güreşmeniz için çağırdık. Yani adilsiniz, ben de burada zaten yaptığım bütün çalışmaları... Şu anda Orhan Okulu ve müthiş bir hareket yaptı. Yalçın Üncül ile mücadelesi gerçekten nefesleri kesiyor işte sevgili izleyenler. İstediğimiz bu. Yani Kırkpınar'da nasıl güreş yapılıyorsa burada da o yapılması gerekiyor. Evet. Eğer Kırkpınar'daki havayı yakalayamayacağınız bir güreş varsa, hissediyorsanız asla oraya gitmeyin. Adınızı kirletmeyin. Aynen öyle başta. Ben burada yapmak istediğim hadise o. Biz Güreş Yapan Belediyeler Birliği biliyorsunuz, birlikte çalışıyoruz. Evet. Orada da Yücel Yılmaz Başkanım'a teşekkür ediyorum. Yani Karasi Belediyesi'nden başlayan ve şu anda Büyükşehir'le devam eden güreşe desteği. Kurtdüreli Mehmet Pehlivan'ın memleketinde, yani bu güreşi uluslararası boyutta temsil edilebilecek, bir olimpiyatlara katılabilecek bir hale biz bunu getirmemiz gerekiyor. Geçen hafta Elmalı'da, lafınızı balla kesin, biz sohbet hızında gidiyoruz ya başkanım, ben araya girebilirim, kusura bakmayın şimdiden. Geçen hafta Elmalı güreşlerinde canlı yayın konuğumuz oldu, onunla da sohbet hızında Yücel Başkanım'la abi kardeş zaten, ben çok seviyorum kendilerini. Onunla konuştuk, hatta onun dil kursundan bana burs verdi. İngilizce kursuna güzel. Başlayacağım, ben de artık uluslararasına hazırlıyorum kendimi başkanım. Maşallah. İnşallah. Dedi ki, Volkan dedi, açık oturumu izledim ben dedi, beni çok hoşuma gitti mesela. Yani koskoca bir Büyükşehir Belediye Başkanı, bir sürü işi var. Şu anda Amerika'da Cumhurbaşkanımızın yanında değil mi? Aynen böyle, Birleşmiş Milletler Toplantısı'nda. Ya, Birleşmiş Milletler Toplantısı olan bir adam bizim açık oturumumuzu izliyor. Bireysel Güreşler Federasyonu Başkanımızla yaptığımız. Orada dedi, çok hoşuma gitti dedi. İşte genel bir puan toplaması için yapalım bunu dedi. Uluslararası'na geçirelim. En azından Müslüman olanları dedi. İşte Azerbaycanlı, Türkmenistanlı, Kazakistanlı, Müslüman sporcuları, İranlı,
buraya getirelim. İyi sporcular, kaliteli sporcular tabii bunlar. En azından kıta şampiyonu veya dünya şampiyonu olması lazım bize burada güreşebilmesi için. Çünkü baş pehlivanlık öyle kolay bir şey değil. Ha ben pehlivanım, İranlıyım diye burada kolay kolay gelmemesi lazım. O da böyle bir fikirler verdi. Konuştuk onunla da. Şimdi onun çalışmasını yapıyorum başkanım ben. Allah izin verirse işte bu ilk... aha çok güzel bir galibiyet geldi. Dış kazıktan çengel vurdu. Orhan Okulu ve rakibini yenerek, Yalçın'ı yenerek, genç rakibini yenerek adını yarı finale yazdıran isimlerin birisi de Orhan Okulu oldu. Biz sohbetimize devam ederken tekrarını izliyoruz şu anda. Burada Yalçın keçi dikmesinden kurtarmak için kafayı çıkardı dışarı. O da kastaktan alayım derken paçayı vermedi ve dıştan çengeli vurup rakibini sırt aşağı yendi Orhan Okulu ve adını yarı finale yazdırdı. Şimdi tek güreş kaldı. O da Ertuğrul Dağdeviren Serhat Gökmen mücadelesi. Biz de sohbetimize devam ediyor. Başkanım, sizin aynı zamanda göreviniz sanıyorum Büyükşehir Belediyesi'nin turizmle ilgili bir başkanlığı var. Kültür Turizm ve Tanıtma Komisyon Başkanıyım aynı zamanda. Başkanım, biz de çok yakınsınız. Hem Kültür evet. Turizm Tanıtma Başkanısınız, bizim güreşimizle ilgili evet. O da. Hem de güreşi ben belediye de basına evet, bakıyorsunuz evet, değil mi evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani başkan şimdi bizim amcaoğlu gibi bir şey oldu yani başkanım. Atlı sporlarda da şu anda başkan vekiliyim. Çok güzel federasyonda, başkanım. Federasyonda görevlisi Zübeyir Başkan'la beraber. Çok güzel. Yani buradaki ana unsur zaten o Volkan Bey. Yani geleneği geleceğe taşımak gerekiyor. Ama nasıl taşırsınız, nasıl uluslararası boyutta yer alırsınız? Bu bir tabii disiplinle olması gereken tabii, bir muhakkak. Hadise. Yani burada biz bunu hem şehir için hem de artık yaptığımız işin uluslararası boyutlarda değerlendirilmesi için gayretli çalışmalar yapıyoruz. Yani Balıkesir'de bu konuda hakikaten Yücel Başkan'ın vizyonu da bize çok önderlik yapıyor. Bizler de gayretimiz, bakın şurada bir tır var. Nerede bir güreş olsa bu güreşe gidiyor ve güreşçiler dün açık alanlarda kilimle kapatılmış yerlerde banyo yaparken, yıkanırken değişik görüntüler oluyordu. Şimdi bunları ne yaptık? Hepsini kaldırdık. Evet. Şimdi burada lavabo, tuvalet, banyo ihtiyaçları çok rahat olabiliyor. Hakeza burada bir bakıyorsunuz ki... Bu arada Ertuğrul Dağdeviren kündeyi evet. Doldurdu Serhat Gökmen'e karşı. Şu anda atabilir mi? Almadı. Çok yumuşak bir pehlivan. Orada yeniş bile verilebilirdi. Çok ilginç. Kılçık gelebilirdi. Evet. Bakalım o kündeyi deneyecek mi? Ben olsam denemem. Serhat Gökmen atom karınca her an her şey çıkabilir oradan ama kündeyi bayağı yükledi. Doldurdu. Başkanım lafınızı kestim ama yani... Yani... Yok şimdi paçalara indi değiştirdi. Buradan bir devam edebiliriz başkanım ama tekrar kündeye geldi. Şimdi bunu da kaçırmak istemiyorum. Evet evet. Sonlarını beraber anlatmak istiyorum. Isterseniz. Evet şimdi atıyor. Evet kılçığı yedi. Evet. Serhat Gökmen, o iş yapılmaz orada. Sen çok yumuşaklığına güveniyorsun ama oldu bu. Kılçık. Tahmin ettim valla orada bak. Evet, evet. Çok teknik beyni var. Evet. Orada her şey olabilir. Günde zaten %50 bir oyundur başkanım. Yani evet. Ben artık son çare, hani ne olacak ne olsun bitsin artık dediğin zaman yapılan bir oyundur. Evet. Riski aldı, riski göze aldı ama riskten tabii mağlubiyet çıktı. Rakip de önemli tabii burada. Rakipin onu yiyip yememesi tahmin etmek lazım yani. Serhat Gökmen %50'dir. Evet. %50 şansını kullandı ve kaybetti Balıkesir'in evet. Baş pehlivanı. Yani burada biraz önceki sözümüze devam edersek yani güreş bizde binlerce yıldan beri yapılan bir aktivite. Önemli olan bunu uluslararası boyutta, milli olarak da temsil edebilecek boyutlara getirebilmek. Ondan dolayı bugün bu sahanın düzenlenmesi, bütün vatandaşlar bak gölgelikli burada. Herkes burada protokol değil sadece vatandaş da keyifle izliyor. Yani güreşte kalmıyor. Yani suyunu dağıtımından tutun, çöpünün alınmasına, çayırın buradaki durumuna. Yani amacımız burada yani yapılan işimizi tam yapabilmek. Yani sadece gelelim de işte burada hızlı bir şekilde bunu geçelim istemiyoruz. Ama buralarda çok gelenekler var. Mesela ritüeller var. Ritüelleri de güreşlerde ortaya çıkarmak lazım. Mesela ritüel başkanım. Evet. El bu öpme, bir ritüel. Müthiş. Ya bu yani hiçbir sporda yok. Tabii dualı çayır deniyor.
ele öpülüyor. Galibiyet yani yenilen. Çünkü usta olarak diyor ki bugün bitti güreş ama yarın bir daha lazımız birbirimize diyor. İşin sürdürülebilir kısımları çok çok önemli bir hadise. Dünya işte bu tür organizasyonlardan aslında para kazanıyor. Yıllar boyunca İspanya boğa güreşlerinden para kazandı. Sumo güreşlerinden Japonya para kazandı. Evet. Yani burada insanlar getirdi, dışarıdan insanlar geldi. Bunlar bir turizm ögesi aslında. Bizler de bugün Sındırgın için yaptığımız güreş, atlı okçuluk, atlı cirit, yaptığımız geleneksel sporların hepsinin özünde var olan bir hadise var. Bunları geleceğe taşıyarak aslında bir para kazanma yolu ve yöntemi olarak da görüyoruz. Başkanım bunları. Şimdi bir sporun kaderi, yanlış anlamayın da, hele bu bir ataspor'sa belediyelerin eline bırakılamaz. Şimdi kesinlikle. Bu Güreş Federasyonu, geleneksel Güreşler Federasyonu bunun için çok güzel bir şey oldu. Yani biz Geleneksel Güreşler Federasyonu'yla belediyelerimizle ortak çalışacağız. Bizim bir mesela atıyorum 3 ne veriyorsunuz? Leblebi ve üzüm mü? 3 kilo leblebi ve üzümümüz olacak zaten elimizde. Ondan sonra biz ürünümüzün ambalajını yapacağız. Ben onu öyle söylüyorum. Bak Esen Okun'un güreş duruyor değil mi? Tabii ki. Mükemmelliğe bak. Yani hiçbir sporda yok bu. Ne yapıyoruz? Bizim ürünümüz çok organik. Siz bu işleri biliyorsunuz diye söylüyorum. Çünkü evet. Organik ürünlerin olduğu bir ilçenin belediye başkanısınız. Aynen. Bizim ürünümüz organik. Doğal. Aslında doğal. Organik de demeyelim ya. Doğal. Doğal. Yani organik diyorlar ya doğal olana. Organik hiç dokunulmamış ki çünkü dünya kültür mirasları listesine girmiş evet, bir spor. Evet. Bizim sadece neyimiz eksik biliyor musun başkanım? Ambalajımız eksik. Aynen öyle. Ambalajımızı, sunumumuzu güzel yapacağız. Biz 3 kilo leblebili üzüm biz veriyorsak, belediye veriyorsa, 3 kilo federasyonumuz veriyorsa, 6 kilo da dışarıdan bize destek verecek sponsorları bulmamız lazım. Ki sponsorluğu dünyada ilk yapan spor biziz. Evet. Ağlık. Ağlık sistemi. Yani dünyada sponsorluğu öğretmişiz biz insanlara. Evet, evet. Ne yapacağız? Biz artık bu işin ürününü ambalajını güzel yapıp ambalajını güzel yapacağız ki gidip insanlardan bir şey istemeye biz de bunu satacağız sizin dediğiniz gibi. Bu bizim pazarlama. Artık her spor pazara çıkmış durumda ve müşteri arıyor. Doğru mu başkanım? Aynı şeyleri düşünüyor. Hatırlıyor musunuz Antalya'daki biz çok evet. Çalışmıyorduk sizde. Evet. Ama ben kalktım bir söz aldım. Bir mikrofonda bir şeyler söyledim. Aynı frekansta olduğumuzu hissettiniz ve beni geldiniz siz başkan olarak evet. Benim gelmem lazımdı size. Evet. Benim boynuma sarıldınız ve kardeşim çok güzel şeyler düşünüyorsun. Bu işlerini devam ettir dediniz. Biz de ilmik ilmik üstüne koyuyoruz. İnşallah güzel şeyler çıkacak. İnşallah. Sizin gibi değerli başkanlarımızın eyvallah, ve yücel başkan başkanımızın katkılarıyla. Yani başkanım siz aldınız sazı elinize, biraz konuştunuz sonra ben aldım sazı. Şimdi yine sizde, evet. Elinizde çok güzel ürünler var. Bunları açıkladınız burada, efendim, ekranlarda gördüler ama bir daha tekrardan. Tabii bu ritüelleri, bu gelenekleri geleceğe taşıyabilmek hakikaten önemli. Yani çünkü bunlar aslında her bir güreş veya güreş disiplinize dahil olan bir çocuk aslında gelecekle alakalı yaptığınızda harika bir çocuk oluyor. Ahlaklı oluyor, edepli oluyor, büyüklerine saygılı oluyor. Yani bu tezgahtan geçen birisi, bizim burada geçen 86 güreşçimiz var demiştim. Bu güreşçilerle alakalı inanın bir sofrada beraberdik. Her birisi hemen dediler ki sofrayı biri kaldırıyor, sofra bezi biri kaldırıyor, birisi yemek getiriyor, birisi su getiriyor. O kadar duygulandım ki yani o ortamı yaşatabiliyoruz demek. Yani yoksa bugün çocuğunuza şu suyu getir deseniz getirmeyecek çocuklarımız oluyor maalesef. Şimdi onun için burada ödülümüzü yaparken de belki öyle bağlayalım olayı. Evet. Sındırgı'da yapılan güreşlerde evet 86 güreşçiyi yetiştiriyoruz. Ama bugün ödülü verirken de yağcı bedir halısı veriyoruz. Evet. Burada verirken de işte eskiden güreş her daim her ortamda yapılsın diye en kıymetli şeyler verilmiş hediye olarak. Para verilmez şimdiki gibi. İkinciye zaten insanlar arpa, buğday, tahılla besleniyor. Yani fakir insanlar, garip insanlar yanına ne konulur dediğinde üzümlü leblebi çok güzel bir şey. Evet, yani çok besleyici bir hadise. Herkes arayıp da bulamadığı hadise. Evet. Yine
2 metrelik bir basma. Yani bir kadına bir don, bir zıbın, bir pazen, bir şey, şalvar evet. Yapılacak bir basma. Çünkü dokuma fabrikaları yok. Yani Atatürk'le beraber kurulmuş dokuma fabrikası, Sümer Bank'ı. Siz evet. Onun öncesinde alıyorsunuz. İnsanlara en değerli şey nedir o gün verildiğinde? Basma veriliyor. Basma şimdi evet. O geleneği biz bugün müzede yaşattığımız gibi bugün her bir kürsü yapanına da burada bunu vereceğiz ki amaç burada unutma. Bak bu sen burada niçin varsın? Para her şey değildir. Hakkını, hakkaniyetini asla unutma. Yani o atanın, o sporunu devam ettir anlamında bunları yapıyoruz. Eskiden yani. Benim yaşım 45 ama çok ritüelini, eski ritüelini yaşamış bir pehlivanım ben. Ben çocukken güreş yapıyorduk ve o zaman belediyeler yoktu, işte böyle ağlar yoktu bu kadar. Daha küçük çaplı güreşler oluyordu. Düğün güreşi veya işte muhtarın yaptığı güreş oluyordu. O güreşlerde parsa toplanıyordu başkanım. Parsadan evet. Haberiniz var mı? Yok. Bak siz ne kadar bu işin içerisinde evet. Bu kültür esasında bunu da yaşatacağız. Yeni nesillere bunu da yapacağız. Evet. Parsa neydi biliyor musunuz başkanım? Pehlivan nasıl güzel güreş yapıyorsa ona göre halk ona bahşiş verirdi. Onu böyle dolaşırdı. Tabii sonradan yasaklandı bu. Çünkü hani biraz böyle direnci gibi işte kötü görüntü oluyor evet. Diye. Evet. İnsan, amacından saptı. Belki de amacından saptı. Tabii saptı. Federasyon bunu yasakladı. Ama bunu nasıl geri getireceğiz biliyor musun başkanım? Dijital. Eğer evet. Bu pehlivanı beğeniyorsanız şuraya ismini yazıp mesaj atın 10 lira bahşiş vermiş oluyorsunuz diyeceksiniz. Bunu evet. Da yapabiliriz başkanım. Evet, evet, yani evet. Çağımıza nasıl uygulayabiliriz? Bunlar için çok çalıştaylar yapılması lazım. Çok sempozyumlar yapılması lazım. Ben çok doğru bir istikamette olduğumuzu düşünüyorum. Sizler de öyle. Mesela diyelim ki güreş yapan belediye birliği Akeza. Onun için amacımız burada bu geleneği taşımak geleceği ama çok profesyonel güçlü, bir manada çok taşımak. Güçlü, çok güçlü bir yapımız var. Aynen. Yani 60 taneye yakın belediyelerin 6 tanesi 7 tanesi büyükşehir. Evet, evet, bu, evet. Hiçbir yerde yok bu yok, kadar yok, güçlü yok. Bir yapı. Onun için gerçekten yağlı güreş çok şanslı. Evet. Böyle bir yapı kuruldu. İnşallah çok uzun geçmeyecek. Şimdi federasyon nezdinde de hem Etnospor Genel Başkanı Bilal Erdoğan hem şimdi güreş ve atlı spor olarak ikiye ayrıldı. Federasyon kuruldu. Bunlar bu işin geleceğe taşınması açısından çok önemli şeyler diye düşünüyorum. Yani önemli olan bu işi bir milli olarak geleceğe taşıyabilecek işler yapabilmek. Yurt dışına geleceğe ve yurt dışına tanıtabilecek bir şeyler yapmamız lazım muhakkak başkanım. Eyvallah. Başkanım, Sındırgı doğal şehir Sındırgı. Neden doğal şehir başkanım? Doğal şehir ne demek? Veya efendim, dünyada biliyorsunuz artık yaşam alanları gün geçti daralıyor. Ve aslında tabiatın korunması olmazsa olmaz ki iklim değişiklikleri bugün Birleşmiş Milletler'de de Habitat biliyorsunuz çevreci doğayı koruma üzerine işler yapıyor. Bizler, ben bir coğrafyacıyım kendim. Coğrafyacı olma ve turizmci olma hasebiyle doğayı ve doğallığı koruyarak da aslında büyüyebiliriz olduğunu bir göstermeye çalıştık. Kirletmeden de büyüyebiliriz. Gerçekten tertemiz başkanım. Şimdi onun için şehir öyle bir noktada ki leylekler bu şehirde yaşıyor. Mesken tutmuşlar. Leylek ki dünyanın en narin hayvanıdır. Küçücük bir gübre tanesi yese ölür. Evet. Bir şehirde ki belediye binasının üstünde yaşıyor. Ve belediye binasının üstünde yaşamasının ötesinde biz yeni belediyesi binası yaparken, eskiyi yıkarken onu bir direğin üzerine taşımadan önce binayı yıkacağız ama leylek uçmadı. Uçmadığından dolayı 2 ay boyunca binayı bekledik. En sonunda bir direğin üzerine taşıdık ve bundan dolayı da bir leylek... Onu düşünüyorum şimdi başkanım. Evet. Gece yatıyorsunuz kalktım. Evet. Acaba yattım kalktım artık inşaata başlayalım. Leylek ve 23 yuva vardı. Şimdi 28 yuva var. Yani bir şehir dünya kirlenirken leyleğin yuvası şehirde artıyorsa bir şehirde de leylek yaşamına uygunsa insan yaşamına en uygun şehirde burasıdır. Hava mantığıyla patentli doğal şehir Türkiye'de tek biziz. Bunu İtalyanlar City Slow kavramıyla Seferihisar başladı. Ama Türkiye'de şu anda 14 tane şehir City Slow yani yavaş şehir, evet. Sakin şehir. Evet. Bizler de Türkiye'de Doğal Şehirler Birliği'ni kuruyoruz şimdi. Yani amaç işte. Burada kirlilik olmadan doğayı, çevreyi koruyarak, sıfır atık projeleriyle destekleyerek, israfını olmadan geleneği geleceğe taşıyabilen işler yapan belediyeler birliğini oluşturuyoruz ki yani böyle de büyümek mümkündür. Herkese fabrika lazım değil. Burada turizm bir fabrikadır. Evet, gelenek başkanım. Bir fabrikadır. Aynen. Güreş bir fabrikadır. Burada istihdam anlamına geliyor. Onun için doğal şehir niye doğal şehiriz? Leylek bile yaşıyorsa
insan yaşamına en uygun alan Sındırgı'dır mantığıyla yürüyoruz ve elhamdülillah burada baraja gidin, suyu alın, çayı çay demleyebilirsiniz. Irmakları tertemizdir. Yani kirlilik olmayan bir şehirde yaşıyoruz ve bizler gökyüzü gözlem şenliği diye gökyüzünün bütün hareketlerini en güzel şekilde izleyebileceğiniz dünyadaki birkaç noktadan birisi burasıdır. Yani ormanı kullanıyoruz, kamp karavan festivalleri yapıyoruz, çadır yaşamını destekliyoruz. Yani eski insanlar kerpiçte, taşta, ahşapta yaşadıysa ve bugün gelişmek, büyümek demek apartman yapmak değil. Evet, gelişmek, aslında. Büyümek demek Mercedes arabaya binmek değil. Gelişmek, büyümek demek yaya yürümek, bisikletle yürümektir. Evet, yani yaşam alanını insanlar sakin şehirleri artık tercih ediyorlar. Onun için pandemi de bizim şehrimize akını da arttırdı bu konuda. Onun için ben bu mantığın bu bütün belediyelere örnek olması, özellikle küçük ölçekli belediyelerde bir yaşam felsefesi haline dönüşmesi kanaatim var. Başkanım, bu maksatla çalışıyoruz. Şöyle yani. Bir şey var. Burada Yacıbidir halıları zaten çok ünlü. Herkes İzmir'deyiz biz. Ben kedi evet. Maksarlıyım biliyorsunuz. Hı-hı. İzmir'de doğduk büyüdük. İzmir'de bir halıcıya gittin mi lacivert rengiyle, evet. Özel deseniyle, inceliğiyle, yumuşak dokusuyla Yacıbedir halısı hemen gözünüze çarpar. Yacıbedir halıyla ilgili belediyemizin bir projesi, bir şeyleri var mı yaptığınız? Şimdi Yacıbedir halısı bizim coğrafi şartlı bir ürünümüz. Ve bu coğrafi şartlı ürünümüzün desenlerini biz sadece halı dokuyarak değil. Birincisi şu, Türkiye'de halı dokumaya devam eden tek ilçe Sındırgı. Ve Türkiye'de halı pazarı kurulan tek ilçe Sındırgı. Türkiye'de halıyla ilgili Yağcıbedir Uçan Alışenliği diye bir festival yapan tek ilçe Sındırgı. Ve Yağcıbedir'in desenlerini bugün bizler modaya desen olarak verip burada artık tasarımlar yapıyoruz. Yani moda olarak da bugün terzimiz var. Desenimiz Yağcıbedir. Binlerce yıllık bir kültürü bir modada sahnede artistlerin, işte oradaki sanatçıların giyebileceği bir hale getirdik. Bunlar çok çok değerli şeyler. Doğal Boya Tekstil ve İnovasyon Merkezi'yle başka bir proje yaptık. Halıda kullanılan boyalar kök dağlarda, boya, bayırda kök boya olarak bulunduğunu zannediyorduk. Ama biz bunları kültür olarak tarlaya ektik. Yani Türkiye'de ilk defa tarlaya bu bitkileri ektik. Ve bunları alıp da pigment haline dönüştürüyor. Ve 0-6 yaş grubundaki çocuklara kıyafet olarak, yani onların kıyafetin doğal renklerle boyanması için proje yaptık. Çok güzel, çok bu güzel. Sanayi Bakanlığı'ndan desteklendi. Yani amaç burada Yağcıbedir gibi bir kültürü, deseni, tamamen dokunması bitse dahi kültürü bitmemeli. Sanatı bitmemeli, hikayesi bitmemeli. Biz bunu geleceğe taşımak için şimdi de Türkiye'deki İhracatçılar Birliği ile beraber bir proje yapıyoruz. Aslına sadakatle yapılan ürünlere sertifika vererek bugün rakamları asgari ücrete denk gelecek kadar bu ürünün fiyatını arttıracak kök boyalı desenleri orijinal, geçmişle bağlantılarını, köprülerini devam ettiren bir usulle yapmak istiyoruz. Bunlar da hem halıyı hem desenlerini hem de bu kültürü geleceğe taşıyacak çok ben, önemli işler. Ekrem Yavaş, bu kadar zamandır burada neden belediye başkanı? Hep o seçiliyor, karşısına rakip bile çıkmıyor. Dediğimde kaçtır nüfusunuz başkanım? 35 bin. 35 bin nüfusu var. 35 bin tane şu anda proje dinledik yani maşallah. Daha yani her kişiye bir, her kişiye evet. Birer proje yapılmış gibi. Yani atlı spor var, yağlı güreş var, minder güreşine var. 600 kadınlı kooperatifimiz var burada. Ya bu kadar yani kadın kooperatifi. Bu kadar işe nasıl vakit buluyorsunuz başkanım? Yani eve gitmiyorsunuz herhalde. Belediye mi yapıyorsunuz? Ya ekibimiz de çok güzel sağ olsunlar. Bir strateji, ekipsiz hiçbir şey olmaz ya, başkanım. Strateji birimimiz var mesela, sürekli proje üretiyor. Yani bir çömlek yapıyorum ben. Eskiden çömlek yapılıyormuş. Çömleği şimdi inovatif bir şekilde toprak gramofona çeviriyorum. Çok yani güzel. Bir gramofon yapıyorsunuz. Aa, insanlar çok hoşuna gidiyor. Nereden alıyorsunuz parasını? Avustralya Büyükelçiliğinden alıyorsunuz. Yani. Şimdi Avrupa Birliği projeleri var. Aynen. Bunlardan çok kaynak buluyoruz. Yani ekibimiz bu amaçla çalışıyor. Yani burada dünyada aslında bu geleneklere, sıfır atığa, çevreci projeleri çok ciddi destek veriyor. Erdoğan biliyorsunuz bunları çok çok destekliyor mesela. Mesela başka belediyelere biz bu projeyi yapamıyoruz. Al bunu sen yap diyor musun başkanım? Yapıyoruz şimdi mesela. Bazen yapıyorsunuz. Tabii, çünkü yetişmiyordur bakın, yani. Ben kendi belediyemde yaptığım projeleri bu ekibim ne yapıyor biliyor musunuz? Benim ömrüm yetmez ona ama 20 sene sonra yapılacak projeler benim bir dosyamda şimdi. Çok başarılı başkanım. Yani 20 sene sonraki. Allah ömrünü gencisin başkanım. Başkanım sen o zamana kadar inşallah. 20 yıl sonra da 30 sene sonra da bu şehrin nereye gideceğini tasarladığınızdan dolayı onu yapıyorsunuz. Mesela 50 Peynirli Şehri diye Balıkesir'in bir kitabı var.
50 peynir şehir nerede alırım veya nasıl üretirim dediğinizde ise bununla ilgili bir proje yaptık. Bunu mesela aynı zamanda Havran'a, İvrindik'e, Kepsut'a, Balıkesir merkeze ve Sındırgı'ya ortak bir proje olarak yürüyor diyoruz. Evet. Yağcıbilir Kültür Yolu diyoruz mesela. Bir ucu Foça, yani Bergama, Dikili, bir ucu Simav. Bunlarla ortak çalışıyoruz. İda Madra Jeopark projesinin ilk çıkış noktası Sındırgı'dır. Buradan başlayarak Çanakkale ve İzmir'e kadar ulaşan bir turizm rotasına dönüştürüyoruz. Amaç burada artık destinasyon şeklinde çalışmak. Sadece ve sadece burada kendiniz yaparsanız, kendi kendiniz küçük olursanız olmaz. Ulusal ve uluslararası boyutlarda başka ortaklar, başka paydaşlar bulmanız gerekiyor. Başkanım, Yurtdağ'la çok ortak benzerlikleri var. Yani ben halıya git, ben halıdan anlayan, seven evet. birisiyim halıyı. Evet. Yaşar mıyım? Sen de artık bize de verirsiniz ya. Tabii demiştim. Eyvallah. Söz mü? Şimdi Yunt Dağı da çok güzeldir. Yunt Dağı'nın desenleri de ama çok yakın birbirine. Aynı kültürden, aynı soydan mı geliyor acaba? Yani Yunt yapanlar... Dağı değil. Tabii ortasından birlikte gelmişler ama bizim asıl kardeşimiz diyebileceğimiz en yakın tarih Bergama. 1840'lara kadar biz Bergama'da yaşamışız. 1840'lardan sonra ise erkek tarafı olarak Sındırgı'ya göç etmişiz. Biz erkek tarafıyız, onlar kız tarafı. Hemen erkekliği kapmışsınız başkanım. Yani erkeklik cinsiyetle alakalı aynen, değildir. Anladım. Erkeklik yürekle alakalıdır. Çok güzel başkanım. Güzel onun ya. İçin Bergama, Dikili oralarda kardeşlerimiz var. Onlar bize geliyor. Var ya. Evet tabii tabii. İşte biz amaç bunları depreştiriyoruz. İdari sınırlarla işler büyümez. Yani mutlaka sosyolojik olarak, kültürel olarak bu sınırları genişletmek gerekiyor. Ne kadar geniş alana yayılırsak o kadar büyüyüz. Biz kıskanan değil, yani bir projemizi biz yapalım demek değil. Ben yakın ilçem, yakın şehrim, başka yerler büyürse memleket öyle kalkınır. Dün Avrupa bugün Hollanda'dan çıkın, Avusturya'ya kadar gelin ben ki geldim. Bir tane kimlik göstermeden dolaşabiliyorsunuz. Tabii, ama bizim iki yan yana köy var, birbirine düşman. Aynen başkanım. Yani bunlar maalesef. Olmayacak şeyler. Yani dünya tek bir dünyaya gidiyor. Kültürel olarak, sosyolojik olarak bir bakıyorsunuz. Küreselleşiyor. Küreselleşiyor. Sen de burada, sen benim horozumu ezdin, öteki tavuğumu dövdün. Bunlardaki işler olmayacak. Bakın şu anda bütün burada olanlar Akhisarlı var, Bergamalı var, Manisalı var, Gördesli, Demirci, Akhisar, Bigadişli, Balıkesir hep burada. Onun için bizim yaptığımız işler, belki büyük olmanın gerekçesi o. Yani eğer biraz Sındırgı daha ileriye gidiyorsa, bunun altında yatan sebep küçük düşünmediğimizden dolayı, başka paydaşlar bulmaya gayret ettiğimizden dolayı. Başkanım çok sohbet çok keyifli gittiği için devam ediyorum. Sizin de misafirleriniz var ama şimdi ben teşekkür ederim sizlere de. Vallahi başkanım biz geldik. Ben bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Yani belki 5-6 seneden fazla olmuştur ben geleli de. Yani sizin o belediye çıkan yol mesela asfalttı. Onu bir güzel taş yapmışsınız. Her taraf düzenli, tek renk, boya, dışarıları, kaldırımlar düzenli, tertemiz. Bir de o mesela orası çay bahçesi olmuştu. Evet. Eskiden bir kahveydi orası. Evet. İnsanlar çok daha değişik kültürler, kültürün değiştiği orada çok belli oluyor başkanım. Ellerinize sağlık. Eyvallah. Yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Sağlık geldiniz, bize konuk oldunuz. Sağ olun, sağ olun. Biz de size geldik. Memleketinizde konuk olduk. Vallahi dün akşam 4 saat falan uyudum ben ama uykuyu almışım. Eski bir havası vardır. Güzel yani. Memleket. Evet, ben de size çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Söyleyecek başka bir şeyiniz varsa devam edin başkanım. Valla ben evet, konuşmaya, sohbet etmeye devam etmek istiyorum ama. Ödülü tekrar hatırlatıyorum. Yani ödül vermekteki amacımız da güreşin daha iyi olsun diyedir. Ki kıran kıran güreşler oluyor ondan dolayı da. Ben bütün katılım sağlayan güreşlerimize, destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a ve hiç bizi ayır bırakmayan seyircilerimize ve siz basın mensuplarına sonsuz teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye'de geleneğimizi geleceğe taşıyabilecek kim varsa kurban olurum onlara. Rabbim onlara yar ve yardımcısı olsun. Yani kurtuluş, büyüme, gelişme geçmişimizde. Başkanım inşallah beraber çalışacağız. İnşallah. Sizin gibi bir ustanın çırağı olmak bana gurur verecek. Ben beraber çalışacağımıza inanıyorum. Evet. Çünkü aynı frekanstayız ve aynı şeyleri düşünen iki insanız. Çalışacağız. Seninle çalışacağım için çok mutluyum. Çok teşekkür eyvallah. Ediyorum yayınıma. Renk verdin hocam. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Evet, yayın konuğum Doğalşehir Sındırgı Belediye Başkanı Sayın Ekrem Yavaş'tı. Şimdi reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra yarı final mücadeleleri ve kura çekimi olacak. Ekranlarınızdan sakın ayrılmayın. Ufak bir reklam arası. Tekrar birlikte olacağız. Pelin'in güzel manisi vardı. Gerçekten iki tane çağ atlamış
gerçekten işini iyi yapan iki cazgır burada bugün görevli. Güzel manileriyle de bizleri gerçekten maneye doyurdular diyebiliriz. Orta Asya'dan gelir bizim kökümüz. Hazreti Muhammed manevi gücümüz. Fatihler, Kanuniler, Mustafa Kemaller bizim neslimiz. Hastayız bu vatana. Çünkü Türk oğlu Türk'üz. World Türk, Lider Haber ve Rumeli TV ortak yayınında yarı final mücadelesi. Ekranlarınızdaki Recep Kara, Süleyman Başar ile Akhisarlı genç başpehlivan Süleyman Başar ile yarı final mücadelesi verecek. Serhat Gökmen de adeta bir erken finalde Orhan Okunur rakibi. Alkış aldı peşlevinde. Başaltı mücadelesi ekranlarınızda. Orada göğüs çaprazına girdi. Herhangi bir oyun çıkmadı. Evet, Ekrem Yavaş başkanımızı da ekranlarınızda gördük. Başpehlivanlar yarı finalde ekranınızda Recep Kara Süleyman Başar mücadelesi geldi hemen başlar başlamaz. Ekranı ikiye böldük. Sağ tarafta da Orhan Okulu, Serhat Gökmen mücadelesi. Çatırdı kopacağı çok belli bir mücadele sevgili izleyenler. Elenseler başladı. Sert elenseler, tırpanlar. Özel, özgür, aslan, Hamas'la final müsabakasını Bursa Fırgesi hakemlerimizden Namlı'na Marım, Korsikalı Kadir Hocam yapacaktır. Farz edelim. Deste Büyük Boy, diğer finale çıkan pehlivanımız. Doktor Lopar ile omuzu çıktığından dolayı güreştirilmiyor. Evet. Evet. Ama biz yine de pehlivanlarımızın ismini söylüyoruz. Bu toprakların öz evladı. Türkiye'nin her yerinde değerli belediye başkanımızı Sındır Bey'in
bir bayrak gibi tanıtan, Allah isim verirse usta gelecekteki hedefim ve hayalim Sındırgı'ya altın kemeri getirmek diyor. Biz de yolun açık olsun diyoruz. Ali Öztürk, Sındırgı Belediyemizi pehlivanı, Sındırgı. Küçük Orta Küçük Boy, final. Hüseyin Özteker. Bu arada diğer finaller de salınıyor sevgili izleyenler. Elenseler havada uçuştu adeta sevgili izleyenler. Göğüs yapması denedi şu anda Recep Kara. Şimdi paçalara indi Süleyman. Ama tabii Recep Kara gibi usta bir pehlivanı öyle bastırmak kolay değil. Süleyman gerçekten genç baş pehlivan ve gelecek vadeden bir baş pehlivan. Değer verdiğiniz için de bakın burada küçük bir tepkiler yaşanıyor. Ben değerli belediye başkanı Ekrem Yavaş'a da bir alkış istiyorum. Spora ve sporcuya hep destek, tam destek olduğu için sağ olun, var olun sayın başkanım. Evet, bunlar Allah izin verirse buraya Sındırgı'mıza kemer getirmek için değerli belediye başkanımızın üstün gayretleriyle tam can siperhane Orhan Okulu, Serhat Gökmen mücadelesi ekranlarınızda. Ekranın sağında Orhan Okulu, solunda Serhat Gökmen izliyorsunuz. Hamza Altıntaş, Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı Sayın Ekrem Yavaş adına güreş yapıyor. Final müsabakasını Balıkesir bölgesinden Sayın Çağban Öğüdü Hocam yapacaktır. Arz ederim. Sezen Kahraman, namı değer Sezen Tepeli, 25 numaralı hakemimiz Recep Kara, Süleyman Başar mücadelesini yönetiyor. Adını o da bayrak gibi temsil eden. Diğer baş beyanlık mücadelesini de Abdülmuttalip Melek hocamız yönetiyor. Şu an düdüğü çaldı ve aslı resmi altın kemerli baş beylivanlar şehri Kara Müsendi. Yalova Altınova Belediye Başkanı'nın Sayın Doktor Metin Oral adına güreş yapıyor. Evet, baş pehlivan Gökhan Arıcı'nın mahkumu Mert Arıcı Karabüsel final müsabakasını İzmir bölgesi hakemlerimizden Sayın Fikri Keski hocam yapacaktır, arz edelim. Her zaman iki usta güreşinin gerçekten belki Serhat Gökmen bir altın kemeri boynuna takmamış bir pehlivan olsa da gerçekten baş pehlivanların içinde güreşi en iyi bilen, en teknik baş pehlivanlardan birisi sevgili izleyenler. Şu anda kasmağı buldu. Şanımız Perebülent. Hazreti Hamza'ya Mehdusen'e ait. Kim güreşe, çevir rakibini şaşkına, çek, çek peşlemi hep güreşti, Hazreti Allah aşkına. Allah Allah, illallah, Muhammedun Resulullah, Koç İlker'e final güreşinde, alkışlarla diyelim maşallah, Allah kerim edersin. Valla bugün Pele Bülent döktürüyor sevgili izleyenler, gün yüzü görmemiş, manilerden bir demet daha sundu, Pele Bülent. Tebrik ediyorum onu. Babasının izinden en iyi şekilde yukarıya doğru devam ediyor. Benim de amca oğlum olur. Çünkü onun babası benim amcamdı. Benim babam da onun amcasıydı. Biz babalarımıza amca derdik birbirimizin. Allah ikisine de gani gani rahmet eylesin. Ama bugün gerçekten Bülent'i tebrik ediyorum. Alışılmışın dışında manilerle seyircileri coşturdu. Sizlere de inşallah ekranlarınızın başında tüyleriniz diken diken olmuştur diye tahmin ediyorum sevgili izleyenler. Tekrar güreşimize dönersek Recep Kara, Süleyman Başar biraz güreşi doldurmuş gibi görünüyor. Hatta şu anda tellere dayandılar. Tabii gençlik ateşi, gençliğin vermiş olduğu dinamizmle bu tarafa doğru devam edin de olacak.
Evet. Buralı pehlivan Ali gerçekten güzel bir salto attı. Ters salto. Evet, şu anda bacaklara daldı Serhat Gökmen. Ama Orhan Okulu tabii o kadar. Kolay bastırılacak bir pehlivan değil. Davulcular. Şimdi ben az evvel pehlivanları anons ederken bunu samimi olarak söylüyorum. Yani öyle değerli misafirlerimiz, değerli başkanımızı alkışlasınlar diye yapmadım. Spora ve sporcuya hep destek, tam destek veriyor. Şimdi aldım bir istihbarat hemen belirtiyorum. Sındırgı Belediyesi'nin tüm pehlivanlarına, dereceye giren pehlivanlarına, değerli başkanım kendilerini altın yağmuruna tuttu. Ben hem başkanım hem pehlivanları şöyle coşkuyla bir alkışlamanızı istiyorum. Sağ olun Sayın Başkanım. Teşekkürler. Sağ olun. Var olun. Şu anda paçalara indi Serhat Gökmen. Boyundurukla karşıladı Orhan Okulu. Paçayı bırakmadı ama şimdi bırakmak zorunda kaldı. Recep Kara, Süleyman Başar mücadelesi ekranın solunda. Paçalara indi şimdi Serhat Gökmen. Bakalım oradan bastırabilecek mi rakibini? Kasnağı da buldu. Boyunduruk yapıyor karşılığında. O da kasnağa geldi. Orhan Okulu. Ama oradan herhangi bir atraksiyon çıkmadı sevgili izleyenler. Evet. Süleyman Başar kasnaktan yakaladı ve paçalara inmeye çalışıyor. Kasnağı bırakmadı Süleyman. Evet. Tekrar Süleyman paçalardan, kasnaklardan çalışmaya başladı. Oradan çok ters bir oyunla Recep Kara tecrübesiyle rakibini yenip adını finale yazdıran ilk isim oluyor. Süleyman başarak atak yapmıştı. Kasnaktan paçadan yakalamıştı. Ama oradan öyle bir hareket yaptı ki Recep Kara efsane olduğunu, altın kemeri olmasa da gerçekten efsane bir baş pehlivan olduğunu adeta bu oyunda gösterdi ve adını finale yazdırdı. İlk finalistimiz Recep Kara bakalım. Onun rakibi bu müsabakanın sonucunda belli olacak. Bakalım. Recep Kara'nın finaldeki rakibi Orhan Okulu mu yoksa Serhat Gökmen mi olacak? Terle beraber yağ gözlerine kaçıyor sevgili izleyenler, pehlivanların ve %70 anca görebiliyorlar şu anda.
Serhat Gökmen biraz güreşi bindirmiş durumda. Şimdi koltuk altı yaptı. Kaskakla beraber ama üçten bir şey elde edemedi. Tekten boğdu şu anda. Paçaları aldı. Orhan oradan kalkıp yürürse, 3 adım atarsa güreş biter. Kalkabilir mi? Kalkabilecek mi acaba? Kalktı. Bakalım 3 adım atabilecek mi? 1, 2, 3 ve güreş bitiyor sevgili izleyenler. Orhan Okulu paçalardan buldu. Ve rakibini kaldırarak 3 adım attı. Bu da bir kural sevgili izleyenler. Yağlı güreş kuralı. Rakibini ayakları yerden kesip 3 adım atabilirsen güreşi kazanıyorsun. Böylelikle finalin adı belli oldu. Orhan Okulu Recep Kara finalini izleyeceğiz sevgili izleyenler. Sındırger Meydanı'nda. Tekrarını izliyoruz. Burada zorlandı ama kalkmayı başardı. Paçaları da bırakmadı. 1, 2... Ve 3 adım attıktan sonra hakem düdüğü çaldı ve müsabakanın sona erdiğini ve Orhan Okulu'nun finalist olduğunu açıkladı sevgili izleyenler. Finalin adı Orhan Okulu Recep Kara. Sındırger Meydanı'nda. Rejiden rica ediyorum lütfen, eğer Recep Kara'nın kazandığı maçın bir tekrarını da alabilirsek. İzleyenlerimiz merak ediyordur. Recep Kara'nın kazandığı müsabakanın tekrarını alabilirsek. Recep Kara Orhan Okulu mücadelesini izleyeceğiz finalde sevgili izleyenler. Sındırgı Yağcıbeli Erle Meydanı'nda. Yağcıbeli halılarının o baklava şeklindeki motifine benzeyen Er Meydanı'nda tekrarını gösteriyor rejim. Çok teşekkür ediyorum. Recep Kara, Süleyman Başarı yaptığı karşı atakla yenerek adını finale yazdırmıştı. Usta pehlivan Recep Kara. Benim ikizlerimle şu anda görüntülü konuşuyorum sevgili izleyenler. Onlar da güreşiyor şu anda. Nisan ayında çıktık piyasaya, Türkiye'nin her yerinde. Bu da Orhan Okulu'nun galip geldiği 3 adım kuralıyla, kaldırıp 3 adım kuralıyla Serhat Gökmen'i yendiği ve finale adını yazdırdığı güreşin tekrarı sevgili izleyenler. Recep Kara'nın galibiyetinin tekrarını da izlediniz. Az sonra finalin adı Recep Kara Orhan Okulu olacak. Başaltı ve büyük orta, küçük orta, büyük boy güreşlerinin finalleri ekranlarınıza geliyor. Sevgili izleyenler, ben de bir konuk alacağım. Sizlerden biraz ayrı kalacağım. Ama siz ekranların başınızdan ayrılmayın. Thank you.
küçük orta küçük boyda İmran Saygı çok acele kürsüye. Beste büyük boyda geleceğe giren pehlivanlar çok acele kürsüye. Küçük orta küçük boyda Emirhan Saygı üçüncü. Hamza Altuntaş ikinci, Sınır Gübre Belediye Başkanımız Ekrem Yavaş Bey'in pehlivanı ve şampiyon Hüseyin Özeken. Sınır Gübre Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yavaş Bey'in pehlivanı birinci olmuşlardı. Evet Hüseyin. Küçük orta küçük boyun madalyalarını takdim etmek üzere. Bay bay. Bay bay. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanımız Sayın Serkan Sak Bey'i, İYİ Parti ilçe başkanımız Nur Nebi Çiftçi Bey'i davetini arz edin. Ve yine Aksar güreşlerimizin ağası Sayın Serdar Surma'yı davetimi arz ederim. Biraz önce çağırmıştık, rapor sayısıydı herhalde. Buradan devam ediyoruz. Üçüncüye. Evet sevgili izleyenler, finalin artık adı belli oldu. Finalimiz Recep Kara, Serhat Gök, Orhan Okul olacak. Şimdi dinleniyorlar, bir 15-20 dakika sonra final mücadelesi ekranlarınızda olacak sevgili izleyenler. Ama benim çok değerli bir konuğum var. 22. ve 23. Sındırgı Er Meydanı Güneş Ağası. Kendisi Aslan Samsun Çarşambalı, doğru mudur? Tekeköylü, Pehlivanlar Diyarı Tekeköylü. Ama kendisi şu anda Turgutlu'da ikamette bulunuyor. Turgutlu'da iş yeri sahibi. İş yeri demeyelim artık, bir fabrika artık bu. Sayın Alaaddin Şener Bey'in konuğum. Hoş geldiniz Sayın Ağa. Hoş bulduk, sağ olasın. Valla çok böyle değişik, marjinal bir ağalık arttırması oldu. İlginç. Biz tabi Türkiye'nin her yerinde güreş dünyaya, 140 ülkeye yayın yapıyoruz ama ilk defa ağamın ağa olduğu bir ağalık ihalesi ben gördüm. Ağamız kaç paraysa o kadar dedi. Ben açıklayayım, siz izlediğiniz ekranlarınızdan ama ben bir daha tekrarlamak istiyorum. İşte belediye başkanım dedi ki işte Rabia diyorlar, 400 olsun dedi. Ondan sonra tribünden vatandaşlar ya 500 diye böyle ısrar ederken esasında belediye başkanım 400'e bitirecekti işi ama ağam hemen devreye girdi. 500 istiyor arkadaşlar, 500 olsun dedi. İşte ağalık vermeyle olur. Ve böyle gönlük zengin ağalarımızı gördükçe biz güreşe hizmet verdikleri için çok gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Ben de teşekkür ederim. Yayın konuğumuz Alaaddin Şener. Biraz önce burada güreşti baş pehlivan Sayın Onur Şener'in de amcası oluyor kendisi. Evet. Güreşin içinden gelen tabii Onur Şener'in de amcası Osman Şener. Osman Şener de benim amcam. Metin Şener var. Evet. Onun evladı. Evet. O da organizasyon yapıyor. Buradan selamlar. Hepsine Osman abi, Metin'e. Hepsine selamlar olsun. Ağam nelerle yapıyoruz? Ne işlerle uğraşıyoruz? Onları anlatalım biraz. Biz gıda işi yapıyoruz. Manisa Turgut'ta organize sanayide bizim salça fabrikası, konserve fabrikamız var. Tamamen ihracata yönelik çalışıyoruz. Gıda evet. işi diyelim daha doğrusu. Evet. Avrupa'nın birçok bölgesine, işte birçok ülkeye ihracatımız var. Yaklaşık 27-28 senedir ihracat yapıyoruz. Aslen Samsun Tekeköylü'yüm söylediğiniz gibi. Burada da bir fabrika düşünüyorsunuz galiba değil mi? Buraya bir salça fabrikası düşünüyoruz inşallah bu yıl. Bir yatırım şeyimiz var burada, planımız var.
Ekrem Başkan da bizim çok değerli dostumuz. Buraya bizi teşvik etti. Biz de onu kırmadık. Bu bölgeden de çok mal alıyoruz biz. Bölgeyi tanıyoruz. Bölgede bizim için yaptığımız ürünler için iyi bir bölge. Ekrem Başkan'ın desteğiyle de teşviğiyle de buraya bir salça fabrikası yapmayı düşünüyoruz. Buranın ürünlerinden kazandığımızı buraya harcıyoruz. Kültürünü harcıyoruz, tarihini evet, harcıyoruz. Evet, evet, evet. Diyorsunuz bak. Evet, tamam. Evet. Güreşte de başkanımıza destek olsun istedik. Zaten biz Pehlivan sülalesinden gelen bir sülaleyiz. Ve güreşte seviyoruz. Vallahi pehlivan gibisiniz maşallah abi. Sağ olun. Çıksanız şimdi burada bir kısmet giysiniz hiç yadırgamaz kimse yani. Eyvallah, sağ olasın. Güreşte sevdiğimiz için öyle bir teklif gelince biz de onu kırmadık, destek çıkalım istedik. Elimizden geleni yaptığımıza inanıyorum. İnşallah iyi olduğunu düşünüyorum. İSPA galiba değil mi? İSPA Tarım. İSPA Tarım. İSPA Tarım. İSPA Tarım'ın genel yönetim kurulu başkanı diyelim. Evet. Alaaddin Şener. Evet. Yayın konuğumuz buranın da bu sene ve 22. ve 23. dönem güreş ağası. Teşekkür ediyorum ağam. Ben de çok teşekkür ederim. Güreşle ilgili başka söylemek istediğiniz bir şey varsa? Vallahi iş adamlarımızın yağlı güreşi, atasporumuzu desteklesinler. Daha iyi yerlerde olsun. Zaten dünyada ses getiren bir sporumuz bizim yağlı güreş. Daha iyi olur da biraz daha destek olursa iş adamlarımız, durumu olan insanlarımız tarafından daha iyi olur diye düşünüyorum. Çok keyifli bir spor. Çok güzel bir spor. İzlemesini bilene gerçekten diğer süper binlerce kişinin izlediği sporlardan vazgeçeceksiniz sevgili izleyenler. Evet. Bir kere gerçekten izlemeyi bilerek izleyin. Yağlı güreş dünyanın en zor ve en kaliteli sporu. Evet, aynen. Çok teşekkür ediyorum ben abi. Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizim yayınımıza katkı sağladınız. World Tour Cup, Lider Haber ve Rumeli TV'den ortak yayında. Sizleri konuk almaktan biz de gurur duyduk. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Çok evet. 22. ve 23. Sındırgı Er Meydanı'nın güreş ağası Alaaddin Şener'di yayın konuğumuz. Şimdi az sonra finalle devam edeceğiz. Final güreşinde ekranlarınızda olacağız. Sakın kaçırmayın. İkinciye gümüş. En sonun. World Türk, Lider Haber ve Rumeli TV ortak yayınımızda artık baş pehlivanlar finale kaldı. Kimler kaldı? Orhan Okul kaldı ve Recep Kara kaldı. Birinci turdaki yenişler ekranlarınızda. Recep Kara'nın ilk turda rakibi Hasan Zeybe'yi yendiği pozisyonu görüyorsunuz. Kepçeleme. Kastaktan, dış kastaktan kepçeleme oyunuyla kazanmıştı. Bu da Ertuğrul Dağdeviri'nin ilk turda Onur Şener'i yendiği kas kanadı oyununu izlediniz sevgili izleyenler. Tahmin ettiğiniz gibi, dinlediğiniz gibi bu da keçi dikmesi yaparken rakibine yakalandı Salih Erinç. Fatih Atlı burada galip geldi ilk turda. Ve Fatih Atlı'nın kolu kalkıyor. Burada da künde alırken Hasan Cengiz Orhan Okul'dan kılçık yedi ve açık düştü. İkinci tura Orhan Okul'u çıkmıştı. Kılçık oyunuyla yendi Hasan Cengiz'i. İlk turda Orhan Okul'u. Bu da keçi dikmesi künde karışımı bir oyun. Evet, kafa içeride künde atılmaz normalde ama
Hamza Köseoğlu Ünal Karaman'a böyle bir künde attı ve adını ikinci tura yazdırmıştı. Burada da Salih Erinci Fatih kimdi? Süleyman Başar. Yanlış söylüyorum. Yalçın Öncü Salih Durumu yendi. Bu da Serhat Gökmen'in Ali Gökçen'i puanlamada yendiği pozisyon. Onlar kardeş gibi artık çünkü Ali Gökçen'in bacısıyla evli, eniştesi bir anlamda. Bu da Serhat Balcı'nın Abdullah Güngör'ü puanlamada budamayla aldığı puan ekranlarınıza geldi. Artık ikinci turdaydık. İkinci turda Hamza Köseoğlu'nun rakibi Menderes Saltuk'tu. Menderes Saltuk paçadan kaslaktan rakibini sürdü ve yendi sırt aşağı. Fatih Atlı'nın rakibi Serhat Gökmen'di. Serhat Gökmen de Fatih Atlı'yı yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek final yenişlerini izleyeceğiz buradan sonra. Bu Serhat Gökmen'in Fatih Atlı'yı yendiği ayrı bir açıdan ekranlarınıza geldi sevgili izleyenler. Rejimize de teşekkür ediyoruz. Bu görüntüleri arka arkaya verdiği için. Bu da Süleyman Başar'ın Menderes Salto'a yaptığı kas kanadı oyunu. Orhan Okulu. Orhan Okulu burada keçi dikmesini doldurdu. Yalçın Öncül mücadelesinden dış tırpanla müthiş bir galibiyet elde etti. Orhan Okulu ve adını yarı finale yazdırmıştı. Evet, burada da Ertuğrul Dağdeviren usta güreşçi Serhat Gökmen'e künde atmaya ısrar edince Serhat Gökmen de sen bana künde atamazsın. Ben sana bir kılçık atayım da gör dedi. Kılçığı attı. Dev Ertuğrul Dağdeviren'i dağ gibi devirdi Serhat Gökmen ve adını yarı finale yazdıran dördüncü isim olmuştu. Tekrarını izliyoruz burada. Ertuğrul Dağdeviren künde atmaya inat edince kılçığı yedi. Serhat Gökmen'i izledik. Başka bir açıdan sevgili izleyenler. Burada da Süleyman Başar, Recep Kara yarı finalini izledik. Süleyman Başar kaslaktan ve paçadan rakibini zapt edeyim derken gerdanlamayla müthiş bir karşı atak gördü. Ve finale kalan Recep Kara oldu. Evet sevgili izleyenler, artık başaltı finali de salındı. Ekranlarınıza geliyor, görüyorsunuz. Başaltı finalinden sonra ekranlarınızda baş finali olacak. Ve biz de size buradan dilimiz döndüğünce baş finalini anlatmaya çalışacağız. Süleyman Kozakoğulları Antalya
Türkiye üçüncü. Kocaeli. Evet, baş altı finali ve büyük orta finali ekranda şu anda. Bu finaller bittikten sonra da meydan baş pehlivanlara kalacak. Bakalım Recep Kara mı yoksa Orhan Okul mu? Sındırgı Yağcı Bedir Er meydanında finale kalacak. Birinci olacak. Bakalım hangisi birinci olacak? Bakalım Tarih Kuşu hangisinin başına konacak? Benim gönlüm her ikisinden yana olacak. İkinci, 300 minareden ezan sesleri midir? Yoksa adalı mıdır gelen? Sındırgı Er meydanı kaynıyor. Adalı mıdır eğlenen? Ey be! Mehmet Ali Yağcı, uyuyor musun? Kıran kırana güreş var. Duymuyor musun? Evet sevgili izleyenler. Şimdi kısa bir reklam arası. Reklamlardan hemen sonra baş finaline biz burada olacağız. Sakın ekranlarınızın başından ayrılmayın. Kısa bir...